Mutlu akşamlar, mutlu pazarlar diliyoruz. Sports Dijital ekranında maç sonu canlı yayınımız başladı. Az önce sona eren karşılaşmada Fenerbahçe Fatih Karagümrüğü 2-1 mağlup etmeyi başardı. İlk yarısını 1-0 geride kapatmıştı Sarı Lacivertli mücadelenin. İkinci yarıda Ceko ve Bașoğlu'nun golleriyle 2-1'lik galibiyeti elde etmeyi başardılar. Gerçekten Heyecan kastayız. Çok yüksek bir karşılaşmayı geride bırakıyoruz. Fenerbahçe çok kritik bir eşiği geçmiş oldu. Şimdi Perşembe akşamına odaklanacak Sarı Lacivertliler. Biz bu karşılaşmayı konuşacağız. Birçok pozisyonun olduğu, birçok aksiyonun olduğu bir karşılaşmayı geride bırakıyoruz. Ersin Düzen, Yıldız Sabuncuoğlu ve Serhat Akın'la beraberiz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba herkese iyi akşamlar diyelim. Ee, hakikaten biz buraya geldik. Ee, kameralar ayarlanıyor, mikrofon ayarlanıyor. E, yayına hazırlanırken bir anda top kaleye doğru giderken Livakovic'in kurtarışını gördük. E, bütün Fenerbahçelerin orada bir e, kalbi yerinden oynamıştır e, diye düşünüyorum. Fenerbahçe kalesinde çok pozisyon vardı. Fenerbahçe'nin girdiği çok e, net pozisyonlar oldu. Özellikle maçın ikinci yarısında. Ceko Başuayi beraber oynadığı dönemde e, çok önemli bir karşılaşmayı Geride bırakıyoruz. Ersin abi nasıl Yorumlara başlarsın? başlamadan, başlamadan önce, önce Migros Yemeği'ye bir yapalım. teşekkür edelim. programımız olan katkılarından dolayı iyi ki varlar. Teşekkür ediyoruz her hafta, her yayında bizimle birlikteler. Tabii Migros Yemek'te birçok kampanyalar var ve bu kampanyalardan da her zaman sizlere bahsediyoruz. 81 ilin neresinde olursanız olun sizler Migros Yemek'ten sipariş verebilirsiniz. <laughs> Bu ayki kampanya nedir peki ilk siparişinizde geçerli 60 TL'lik bir indirim var sonraki 4 siparişinizde de geçerli 50'şer TL söyle kazan indirimi de hesabınızda uygulamada birçok sürpriz kampanyalar ve avantajlı menüler var. Migros yemek nerede? Tabii ki Migros uygulamasında. Şimdiden afiyet olsun diyelim. Belki maçın heyecanıyla yemek yemeyenler şimdi sipariş verebilirler. Teşekkürler diyelim ve başlamış olalım. Başlamış böylece başlayalım. E, Sert abi sana bırakmadan sözü bir anket açmak istiyorum e, chat'te. E, tamam. çok ciddi bir kalabalık şu anda bizi izliyor. Sağ olun ben, var olun. Kabul etmezsem açmıyorum. <laughs> o zaman, şey açma. Sağ tamam, abi. O zaman açmam. ne Eee <laughs> e, maçın Bayramlar. yıldızı <laughs> anketimiz olacak karşılaşmada Fener, Karagümrük Fenerbahçe karşılaşmasında e, sizce karşılaşmanın yıldızı kim? Ekrana da getireceğiz oylamayı. Adaylarımız Livakovic, Edin Dzeko ve Osayi Samuel. Üç oyuncu seçtik. Bakalım siz hangisini tercih edeceksiniz oylamada diyelim ve bu tarafa dönelim Sert abi. Ee, yani hakikaten kalbi zorlayan bir karşılaşma oldu. Fenerbahçeli taraftarların ilk yarı e, tıpkı Olympiakos maçı gibi maçın ilk 45 dakikasında kabus gördüğü. Evet. E, için çok önemli kurtarışlar yaptığı, bir 45 dakikayı geride bırakıyorken Karagümrük golüyle 1-0 e, önde girdi ev sahibi takım. Ama ikinci yarıda e, Fenerbahçe sanki bu gol yemeyi bekliyormuş gibi bir anda reaksiyon <laughs> verdi. Dzeko ve Bahşuay'ın golleriyle 2-1 kazandı. İlk yorumlarını alalım. Yani bugün Alışırız herhalde ilk yılları çöp atmaya fena olarak. Ee, ben şunu merak ediyorum. Böyle tıbben test yapılsa e, kalp dayanıklığı herhalde en yüksek Fenerbahçe taraftarı çıkar. Ben iki gün önce yaptırdım. Yaptırdın mı? Yaptırdım. Ya yaptırdım. Her, şey her, her şey yolunda. Her şey yolunda. <laughs> Gerçekten yaptım. Tamam. Şaka değil. Maçları <laughs> izleme geldi. <laughs> ben, ben söyleyeyim mesela. Maçları izlemiyor herhalde. Evet. <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> daha da <güzel>, <laughs> <laughs> Toplam yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bu kadar e, kalp ritmi Bilmiyorum yani. Başka bir taraftar var mıdır? Çok maç seyrediyoruz. Leva Kuzen çok rahat. Beş tane attı. Şampiyon, <laughs> şampiyon oldu. Da. İlk şampiyon oldu olsa onu da rahat oldu. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Ee, şöyle ben İsmail Hoca'ya bir şey söylemek istiyorum. Ee, dört tam bir anneme sormam lazım. ha. Dört veya beş yaşımda. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. E ilk öğrendim. dua tam söylemiyordum. Bismillahla başladım. Yani sayesinde e, etmediğim dua kalmadı. Hepsini ettim yani. <laughs> Ve bütün sezon boyunca. Bu maçta onlardan bir tanesi. O yüzden onun sayesinde de sevap işliyoruz. O da hakkını helal etsin. Ee, çünkü zor maç mı? Şey, kara aşağıda sen şampiyon oynuyorsun. E, her türlü zor maç dersin. Ama zora sokan bence İsmail Hoca kendini zora sokuyor. Yani kimse kusura atmasın. İlk yarı takıma resmen durun. Bekleyin. Yani işte. Kurunç orta sahayla tamam mı? Yani bu orta sahayla zaten bir şey elde edemezsin. Bunu zaten biliyoruz ama o yine ben deneyeyim. Çünkü İsmail Hoca şöyle bir şey var abi. Bir şey taktı mı takıyor. Yani kurun e hani birkaç hafta evvel gördünüz mü kurun e... Mesela o ona takıntı kaldı. Şimdi ne olacak? Kurun üç tane maç kötü oynayacak. Bir tane yöne dedim ben size dedim işte toparlayacak diye. Klasik. Ben onları geçtim. Burada polemiğe girmek istemiyorum. Ama net bir şey var. İlk yarı oynayan bir Fenerbahçe var. Ve ikinci yarı oynayan bir Fenerbahçe var. Bunu Olympiakos maçı bu maç daha öncesi size 50 tane örneğini verir. Mert Hakan'ın kendi söylediği, oyuncuların kendi söylediği Kadıköy'de dahil yine ilk yarıyı çöpe attığımız yani evet. oyuncuların artık Hadi söylediği şey söyleyin. bize zaten bizim haddimize değil. Yani oyuncular, biz yorumcuyuz ama futbolcu sahada olduğu için işin içinde mutfakta olan bir insan diyorsa ki ilk yarıyı yine çöpe attık. E demek ki burada bir arıza var. Bunu çözecek adam da ben değilim. Ersin abi de değil, Yazı da değil, biz değiliz. Bunu çözecek adam İsmail Kartal ama hiç yaklaşmıyor. Bak hiç yaklaşmıyor ve yine aynısı oluyor. O oyunculara bir şey penaltı oluyor, şu oluyor, bir şekilde çeviriyor. Olacağı zaten bu. Ama şimdi İsmail Hoca mı dokundu bu takıma ikinci yarı? Yanlış kurguyla başlayınca doğru değişikleri yapmak durumunda kaldı. E tamam, kaldık. açıklaması gelecek şimdi. Diyecek ki <laughs> ikinci yarı dedik ki biz Fenerbahçe gibi oynamamız lazım. E o takımda reaksiyon verdi. E peki ilk yarı niye veremiyoruz? Çünkü e, daha tehlikeli maçlar gelecek. Bak yine söylüyorum bu maçlar böyle buraya giderse Rams Park'ta sen aynı ikiliyi oynayıp maç 1-0, 2-0 olduğunda sen Galatasaray'a belki çeviremeyeceksin daha zor olacak. Sen niye sürekli böyle bir oyun oynuyorsun? Fenerbahçe niye bekliyor? Bu oyuncu beklemek istemiyor. İşte iki yarın, ikinci yarının ilk 15 dakikasına bak. Abi Barcelona gibi top oynaya başladı Fenerbahçe. E aynı oyuncular sahada. Değişen bir tek kurun işte şey. başlay. Evet bu oyunun stilini değiştirmez. Tamam Orta sahada senin topa sahip olmanız. Ama iki yarıda da sahip olduk. Oynayamadık. Oyunu kuramadık. Ne oldu? kaçlar başladı. Oyunu açmaya başladık. Ters toplar başladı. E yarı biz bunu niye yapmıyoruz? Demek ki hoca diyor ki. Abi bekleyelim Karagönü'yü. Bir tutalım diyor takımı tutuyor belli bağlıyor takımı. Şimdi düşünsene mesela atıyorum yarış atı değil mi? Abi düşünsene bütün atlar çıktı ama bir asıl maçı kazanacak at şampiyonat duruyor halen. Yani. E düşünsene abi nereye kadar tutacaksın? Bilmiyorum e, sizin yorumlarınız ne olacak ama yani buna kalpte dayanmaz, akılda dayanmaz. Benim futbol aklımda artık bir yerde donmaya başladı. İlk kereye bakıyorum Fenerbahçe Değil yok yani. Yok yok. Ama ikinci yarı evet, champion'da oynayan bir Fenerbahçe var. E bunu 90 dakikaya yay, yaymasını aslında çoktan yapmamız gerekiyordu. Ama bence hem taktik hem de oyun hem de atletizm olarak Fenerbahçe ileri geçene geriye gidiyor. Sen onu lazım. Girdi. Tabii orayı... Sakatlıklar dahil ve atletizm olarak. Yani oyun tembisi olarak. Sonradan açıyor vitesi ama ilk yeri açamıyor. Bilmiyorum. Detaylandıracağız. Ersin abi maçı izlerken e, sen devre arasında <laughs> çok güzel bir yorum yaptın. Oradan başlamak istiyorum. Ben aslında ilk 45 dakikada Fenerbahçe'nin e, oyun kurgusu, oyun planı hocanın çıkardığı kadro. E, bir tek Ceku'nun mükemmel pasıyla posuna giren bir kurunçtan bahsedebiliyoruz. E, i̇kinci yarıda değişen durumlar var ama sanki önce ilk yeri sonra ikinci yeri değerlendirmek daha doğru olacaktır. Ya yani şöyle şimdi... İlk yarı ile ilgili aslında birçok şeyi Serhat vurguladı. Tabii bu maçın hikayesi farklı farklı bölümler halinde değerlendirilebilecek bir maç. Yani hakem bölümü ayrı, ilk yarısı ayrı, ikinci yarısı ayrı, İsmail Hoca'nın müdahalesi ayrı, futbolcu performansları, kaleci performansı ayrı. Ve bununla birlikte birçok noktaya aslında değineceğiz. Ama ben bardağın ilk etapta dolu tarafından bakayım. En azından hoca erken bir müdahale yapabildi. Yani bir 65'i göreyim demeden devre arasına bir müdahale yaptı ve işlerin iyi gitmediğini net bir şekilde gördü. Ve aslında ilk kurgusuyla ilgili olarak bir sıkıntı vardı. Çünkü orta sahada kurun için İsmail'in, Fred'in olduğu bir nokta size herhangi bir üretkenlik adına vaad bir şey vaat etmiyor. etmiyor. Yani eksikler var, sakatlar var, cezalılar var ama bununla birlikte... Fenerbahçe'nin elinde farklı noktalarda değerlendirebileceği oyuncu da var. Yani İrfan hı hı. var. Mert Müldür'ün sağ beke geçip o sahayı öne Ki alabilirsiniz. İrfan'ı Simanski'nin yokluğunda ortaya hı. alıp eee bu şekilde sağ kanatta değerlendirebilirsiniz. Ya yani birçok alternatifler masaya yatırılabilir aslında. Ama hoca denemek istedi. E, yarış atından örnek verdi Serhat hı hı. Akın. Şimdi son teknoloji e, arabalarda bir tuş var. Belirli bir <laughs> noktaya çıktığın zaman eğer evet limitleyebiliyorsun değil mi evet. Evet. İsmail Hoca böyle yapıyor. Aslında bir limit'e kadar çıkıyor ve o tuşa basıyor. Dursun bir. O tuşa diyorsun. basıyor. Yani onun üzerinde daha fazla hızlı gitmeyeyim diyor. Evet. Sonrasında bakıyor ki işler iyi gitmiyor. Tuşa tekrar basıyor. Limit ortadan kalkıyor ve Fenerbahçe biraz daha gazını bulduktan sonra maçları kazanıyor. Bugünkü maçta bana göre bunun örneklerinden bir tanesi oldu ama daha da detaylandırırız. Girişi böyle Bence yapayım. Bence ama ben. tuşa hoca basmıyor. Ya, oyuncuların... ya Ceko basıyor, birisi basıyor. Yani ben basıyor giren. Bence hoca unutuyor tuş. Bence yüzde haklısın abi. O limit tuşuna basıyor ama kaldırmasını o yapmıyor. Yani freni indiriyor, diyor. çekiyor. O indiren başkası diyorsun. Ben, bence yüzde yüz yani. Oyuncular bir yerde basıyor. Olympiakos maçında da aynı şekilde oyuncu bir yerde basıyor diyor ki yeter. Biz bu değiliz diyor. Bir anda orada maç dönebiliyor. Tabii ama işte yeri. her maç dönecek evet, diye bir şey yok. Tabii ki. Evet. Tabii ki her maç olmayacak. Yani döndürülebilir. Dön bu, yani bu, bu çok riskli Onu çözmek yani. lazım. Ee, yaz. Yes. <laughs> yani nasıl değerlendirirsin ilk yarısı, ikinci yarısı çok hakikaten enteresan bir maç oldu. İstatistikler de şu anda ekrana geldi Ciddi bir gol beklentisi var Fenerbahçe'nin ama bunun %90'ının ikinci, ikinci yarı olduğunu söyleyebiliriz ben diyorum ki. Şimdi şöyle, iki yarıyı Seret abi Dersin abi de farklı olarak değerlendirdi ve gerçekten de gözle görülürde bir farklılık vardı ama bunun çok farklı sebepleri yok. Net ve tek bir sebebi var. Evet, bir oyuncuyu yıkmak olmaz ama İlk yarıdaki oyun hızıyla ikinci yarıdaki oyun Fenerbahçe'nin ciddi şekilde farklıydı. Bunun da yegane sebebi Rade içte. Neden dersen sadece 6 numara Rade iç. Evet altının önünde 8 oyunda zamanlar vardı Milan'da ama Fenerbahçe'nin bu sisteminde de ya 6 oynatacaksın ya da oynatamayacaksın. Ama bugün Rade için yapmasını beklediklerinin hiçbirini yapabilecek çapta bir oyuncu değil zaten Rade iç. 10 numaraya koydu, 8'e gitti, e, önde baskıya katıldığı zamanlar oldu. İlk yarıda mesela ben biraz baktım böyle sosyal medyaya. İsmail de çok eleştirilmiş. Hı -hı. Yerini kaybediyor diye. Neden? Çünkü Rade hiç her öne gittiğinde İsmail de o arayı kapatayım dedi. Takım boyu da çok uzadı. İsmail de sürekli hata yapan adam oldu. E gelinen noktada bugün bizi 45 dakikada en iyisi kim desek Livakovic diyorsak Kesinlikle, bugün Fatih Karagümrük evet kadro kalitesini ben daha fazla puan almasını bekliyorum sezon başından beri ki hatta ilk yarıda Tolunay hocanın e, iyi çalıştığını da gördük takımı ama bence Tolunay hoca da maçı Not aldım buraya 68. dakikada kaybetti. Neden dersen Ryan Mendes bunun aynısını Alanyaspor maçında da yapmıştı. Bertolacci hı hı. yerine Ryan Mendes çıksaydı belki daha farklı bir oyun olabilirdi 11-11'de son düzlükte. Gördüm. Ama Ryan Mendes'i yine bildiği tanıdığı bir oyuncu diyeceğim ama yeni geldiği için herhalde daha tanıyamamış. Oyunda tuttu. Kırmızı kart gördü ki neden itiraz ettiğini hiç anlamadım. Direkt olarak kırmızı kart. Hatta iki kere kırmızı kart. Çok talihsiz ol, olabilirdi yani, Fred için yani. Aynen sağ içinde de durdu. E genele baktığında da bugün Fenerbahçe'de bazı oyuncular var ön plana çıkarılması gereken. Birincisi Livakovic. Uzun süredir git gel yaşıyorduk hepimiz. Hı hı. Sadece sen, ben, Serhat abi, Ersin abi değil. Burada hepimiz Livakovic için ya yeri geliyordu. Çok enteresan yorumlar da çıkıyordu. <laughs> Şimdi hani eskiye dönmeyeyim ama... Bugün gerçekten sezonun en iyi performanslarından birini sergiledi. İki çağlar. Olympiakos maçıyla bugünkü maç arasında ciddi fark var. Bir de gol atma noktasında ceza, ceza sahasında oraya yaklaştı. Fred zaten en başından beri hep 60'ı 70'i diyordum takımın. Artık haftalar Yok. geçtikçe direkt olarak merkezde komutaya geçti. Yani Ceko ile Tadic'in de önüne geçti bence yöneten kısmında. Ve son olarak da Edin Ceko. Yani ne desek az diyebileceğimiz <laughs> oyunculardan biri. Bugün yeri geldi koştu. Yeri geldi fiziğinin temposunun evet. kaldırmadığı yerler oldu ama hiç mücadeleyi bırakmadı. Bugün Fenerbahçe ilk yarıda evet çok iyi iki örnek geldi. Ağzınıza evet. sağlık. Özellikle senin limit örneğin de çok hoşuma gitti Ersin abi. İsmail Hoca... Kullanırım evet. bundan sonra diyor. Bunu kullanırım <laughs> <ben>. Yani <laughs> arkadaş oryamı da kullanırım. <laughs> Ekranda kullanmam. Çünkü hayırdır yani çalıyor musun? Komuta derken Emre Mert Hakan'a da biraz ayıp oldu da. <laughs> yani neyse. <laughs> Öyle girecek asistler ve faslar evresi gibi. Bazen eve gidince izliyorum bir daha. Boş kal oluyor <laughs> diyorum. Nasıl girmedik burada? <gülüyor> <gülüyor> Aldat oluyor. İşte bizi de anla abi ya. Ne diyeyim bu kadar. <laughs> Ceko'dan, Ceko'dan bıraktın. Ben e, bu tarafa oraya pas atmak istiyorum. Serta maçı izlerken Ceko'nun hücum patlantısından zaten tabii ki bahsedeceğine eminim ama e, ilk yarıda Ceko'nun geriye bir deparı var. Evet. E, ona dikkat çektin izlerken. Hani görüyor musun attı deparı e, diye şuradan evet. önce. Yani 50-60 metre geriye koştu Edin Ceko. Rakiple beraber. Ya, yazın söylediğine ek yapayım e, İsmail'le ilgili. İsmail'in eleştirmesinin sebebi şuydu aslında. Bütün e, kazandıkları topları iyi kullanamayıp ve çok kontraya çıkardı takımı. Çok yordu. Yani oradaki şeyde e, takımın en yaşlısı 70 metre geriye deparat. Ve İsmail halen yerde. O İsmail'in kaybettiği top. Kaybettiği topta ilk o kalkıp koşması o halen foul bekliyor itiraz ediyor. Ve Ceko bırakmadı. Yani orada Ceko bugün gerçekten Olympiakos maçı daha öncesi de ama inanılmaz sahiplenmiş durumda. İstiyor yani. Ve bence bu Süper Kupa maçını oyuncular çok oynamak istedi. Yaz daha iyi bilir ama e, burada bir hırs artık yavaş yavaş. Bu hemen böyle Beş atmayla olmuyor ama o, o, bazen vücutlu onu, onu, onu anlayabiliyorum ben. Ceko'da bu çok var. Bazı oyuncularda da var. Ee, Ceko bence gazı açmış durumda. Çok da kritik dakikada kritik bir gol attı. Çünkü 1-0 tamam olabilir. Takım uyanacak ikinci evre ama o golü bulmamak da var. Her uzayan dakika bu sefer Fenerbahçe baş ağrısı, Tabii. diş ağrısı, böyle diş sızıntısı gibi. Kesinlikle. <laughs> o yüzden e, çok kritik dakikada kritik bir gol attı. E, ondan sonra zaten Fenerbahçe'nin oyunu açıldı. Penaltı olmasa zaten Fenerbahçe bir şekilde alacak. Belli canım geliyordu gol yani. yani birincisi gol penaltı, ikincisi değil dedik zaten. Onu da bardan döndü, döndü. döndü. Çok basit evet. çünkü o, o penaltı değildi. Ee, ama baktığında iyi giden bir hakem kararı artık vardaki ki değişik... <laughs> evet, e, değişiklikten bilmiyorum ama... Yine böyle bizim hakemin kondisyonu bitti. Bir, bir, bir 10 dakika bir ara verdi maçı. Ee, yani. Penaltı pozisyonunda oldu galiba o. O sayede oyuncuya sakın penaltı O da bir 10 dakika gitti. Vard'a da bakıldı orada bir 10 dakika geçti orada. Yani ben yine söylüyorum hakemlerin performansından ziyade yani hakim bilip, ya, hakim mesela mesleği işte bunu iyi yap, kötü yapmadan ziyade bence kondisyonları çok kötü. Ben yine söylüyorum Avrupa'da kaç ülke bir araya gelsin en kötü kondisyon bizimkiler zaten öyle çıkıyor. <laughs> ya çünkü çünkü de, koşamayanlar çünkü, var. Koşamıyorlar. koşamıyorlar. Tabii tabii koşamayanlar şimdi ne oluyor? da var zaten. Yani oksijen gitmiyor. Durduruyor de, oyunu. Şimdi abi biz bir, dördümüz koşuya başlasak Şimdi beynine oksijen gitmediğinde ben ne diyeceğim abi bir dursanız bir dakika diyeceğim. Dur telefonum çaldı. Mesela telefon açacağım diyeceğim ki bir, şey... bir dakika dur. Ayakım bağ çözüldü. Dur yani demiş şey konuşuyoruz mesela dur dur. Sen mesela geldin dedin ne var abi? Ben sana lap, sarı kart gösterdim. Duracağım çünkü. Niye orada. gösteriyorsun? İtiraz ilk, ilk senet. <laughs> tamam bir şey bulacağım orada ben. Bulurum da. E, e, hakemler de öyle. Yani şimdi bir sarı kart göstereceksin o sahile şeye kim olsa, bir bekle baba, diyor. Baba göster. Diyor. Çünkü niye? O dakikada Fenerbahçe gaz açmış. Fenerbahçe orada oynuyor. Golü de bulmuş ve penaltı İkinci, oldu orada. Ya penaltı olması önemli değil. Tabii. Fenerbahçe top oynamamıştır. Artık bütün hatlarıyla <laughs> kara Karagümrük sahasına yıkılmış. E orada bıraksam oynasın abi Fenerbahçe? Bak izleyin asıl problem şu. Penaltı doğru karar falan onu geçtim. Bak Fenerbahçe maçlarını izleyin. Fenerbahçe ne zaman bunu bilerek yapıyorlar demiyorum. Ama izleyin Fenerbahçe ne zaman gazı açtığında o Ersin abi ne diyor o düğme basıldığında kim basıyor artık önemli ama basıldığında <laughs> bir şekilde Orada hakemler bu sefer devreye giriyor abi. Bir şey yani maç 8 dakika uzadı. Ne oldu mesela maçta? İşte Kavga o, mı çıktı? O karar oldu. Kırmızı kart kararı gitti, oldu. Aynen. Yani ee... bir şey yok. Bara gitti. Zaten sahnesinde çıktı. Portekiz Çünkü çok şey... şey bu karar verdi orada. Abi uzatmıyorlar. Penaltı değil. Ne oldu? Hemen bara gitti. Penaltı iptal etti. Çünkü net bir var. Bir şey soracağım. Sezon başından beri bu kadar net görüntüler gördünüz mü? Penaltıda olmadığı penaltıda dahil. Bak ne kadar net. Soru işareti var mı ki kafasında? Yok. yok. Bugün yok, hakem de iyiydi ya. Hakkını verelim. Ne? Hakem de bugün iyiydi hakem ki hatta iyiydi. penaltıda değil mi? Kondisyonu hariç iyiydi. Evet, penaltıda e, hepimiz ya bu penaltı değil. Topa müdahale derken o kararından da döndü. Onu yapsa bence. Ama bence o ben dön... yapmış o olacaktı. kararın dönmesinin bence yabancı ülkeyle çok alakası. var. <laughs> Tabii, <laughs> Tabii her şeyi görüntülerle... Kaç saniyede yani... verdi abi. C kararı. Kesin. Kesin. Yani mesela o ikinci penaltıya penaltı verebilir mi? Mümkün. Değil. Her şey hazır. Bence yok. Şu anda barda... hala bekliyorduk abi biz de. <laughs> tamam <Tabii>, yine <laughs> Mesela yine olabilir. Ya. Ya. söylüyorum ya. ya. Gerçekten <laughs> 14-15 dakika falan uzardı maç yani. Evet. Görmedik mi? Gördük. Gördük yani. yani. Abi. Hani bir varın 7-8 dakika Şu kontrolü yapıldığını dakika falan gördük, yani. O yüzden yani var odasında yani bir kez de anladık ki bizim hakemlerimizle aslında pasaportun ne olursa olsun evet. yabancı bir hakemin mevzuya anında müdahalesi ve bununla birlikte gösterdiği refleksin hızı sonrasında ortaya çıkan kararın doğruluğu. Bu net bir şekilde evet. ortaya çıktı. Yani boşuna söylemiyoruz bizim hakemlerimiz yetersiz. ha Kimisi yetersizliği beceriksizliğindendir, e, yapamamasından, kimisi de üzerindeki baskıyla beraber korkusundandır, yüreği olmadığındandır. Ama görüyoruz çok ciddi bir fark var. Ve e, ilk pozisyonda akem böyle böyle yapıyor Tugay Kaan <laughs> Humanoğlu. Her şeyi sanki net bir şekilde görmüş, görmüş gibi. gibi evet. Bütün tribünlere ekrandaki herkese. Ama görüyorsun ki temas var. Temaz Biz var. bir tekrarını izledikten sonra zaten penaltı olduğuna kanaat getirdik. Evet. Varda dedi ki hemen gel. Net bir görüntüyle. Net bir görüntü. Kanıt netti. bir. Hiç tabii yani. Tabii, net. Orada o çok yok. önemli. Tabii. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnan bana Varda yabancı olan maçlarla ilgili olarak belki de özellikle Federasyondan böyle bir talepte bulunup Federasyon ve Yayıncı Kuruluşla kamera sayıları, görüntü netlikleri ilgili olarak bir diyalog mutlaka yaşanmıştır. Artırmak yani, amacıyla mı? Tabii. Buraya gelen adamlar büyük bir ihtimalle bakmıştır. Yani bu görüntülerde bize kanıt olabiliyor mu? Görüntüler yeterli mi, değil mi? Kamera sayıları her şeyi görebiliyor muyuz biz diye? Yoksa adamlar niye topa girsinler? Ama bugün gördük, iki maçta da gördük. Yani dün Ankara Gücü Gaziantep maçı Bugün keza aynı şekilde. Yarın da Alanya Galatasaray maçında göreceğiz ama orayla ilgili sıkıntı stadın genel problemi Alanya var. Alanya evet, Orada Biz bir problem olabilir. Biz de çok karar veren insanlarız yani. Bazen bu iyi olabilir bazen de kötü olabilir. Yani ben Almanya'da doğdum büyüdüm. 42 yaşındayım. Almanya'da kırmızıda geçtiğinde ben kendim gitmek istiyorum polise söylemeye. <laughs> öyle alışmışım çünkü. Böyle, ama, aynen öyle. Ama burada geçtiğinde ya bir hafif bir turuncu <gülüyor> vardır <laughs> renkli <rektörüyorsun gülüyor> yani. Hakemler de böyle karar veriyor. Evet, evet. Ama bugün o yoktu. Bugün netlik vardı. Yani şöyle yani o, bu, bu, de, bu, olabilir. Ama bu, bundan sonra dönmüyordu vardı. Sıkıntı oydu. Tabii tabii. Tabii. Anladın mı? Özgür Yan ya, kayıt sonra... evet, abi da evet, var da. abi. bugün, bu, bu, bu hakim bu maçı tekrarını seyreder evde Çok rahat uyku Çok rahat uyur ya. Çünkü bu karar yanlış ama gitti doğrusunu verdi. Penaltı verdi değil diye geri döndü. Şey der ki Yaşar Kemal Uğurlu, oh be var yabancı geldi çok rahatladık oğlum der mi mesela orada e, diğer hakem arkadaşlarına? Bir <laughs> de yabancı de. hakem. Şimdi yabancı hakem vardı ya, tabii ona da bugün bir açıklamalar, yorumlar gelmiş. Onda ilerleyen dakikalarda konuşuruz <laughs> ama tabii, tabii. yabancı olduğu <laughs> için de bir insanlarda ya hani Türk'ten iyidir gibi bir algı da oluşabilir. Çünkü Türk hakemler bu sene çok çektirdi. Gerçekten yani ki bugün de yani ben yine üstüne basarak söylüyorum. Bence bugün kötü bir performans sergilediğini düşünmüyorum sadece bir hata sardı ondan döndü ama genele baktığında da yabancının orada olması bence sahanın e, içindeki hakemin de özgüvenini arttırır. Onu söylüyorum işte çok rahatmış bu hakemle maç yönetmek o vardaki yönlendirme. Bir de ona yönetmek. kalır ihale zaten o gidecek diye düşünür. <laughs> kararı yani o Seneye yani. yok zaten iki hafta sonra yok. benim tek olursun. rahatsız olduğum yine söylüyorum benim bu sene çok gözüme battı bu. bu Fenerbahçe Tempoyu Kormu... düşürmek diyorsun Tempo sen. abi Fenerbahçe gazı açtığında bir şekilde oyunun temposu düşüyor. Bir araya beş dakika giriyor onunla ya bir sarı kartı göstermek üç dakika sürmemeli. Göstereceğim çünkü belli. Ersin abiyle atıyorum yaza göstereceğim ve onlar bana gösterecek. Tamam bir şekilde bu kafanda ya bunu ne kadar sürebilir abi? Yani mesela yaza baktıkça acaba fikrim değişim mi diye düşünüyor hakem? Verecek çünkü çıkarmış kartı. Öyle değil mi? Doğru. Doğru. Bu çok uzun sürüyor. Bu da bence öyle bir dakikalarda oluyor ki böyle 60'lı dakikalarda başlıyor. İşte bence orada hakemle ...performansın kondisyonu devreye giriyor. Düşüklüğü. düşüyor zaten. Orada da çok ciddi fark görüyoruz. Şimdi Ceko'dan bahsettik. E, Ceko da 20 yaptı tabii gol sayısı ama hani Başuay'dan de bahsetmemiz lazım bu noktada. Yani 2007-2008 sonrası dönemde bir Süper Lig sezonunda oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda en fazla gol atan oyunculardan biri olmuş. Mişi ve attığı goller Ersin abi hiç yani 4-0'ı 5-0 yapan goller değil. size de geldi şu anda. Arkadaşlarımıza yakına getirdi. Belirleyici ee, goller. Hepsi e, skoru getiren bir farklı Tabii. beraberiyken bir farklı yapan goller yani. yani. Konya'da attı. Başakşehir'de galibiyeti getirdi. Antalya'da skoru 2-0 yaptı. Kasımpaşa'da galibiyeti getirdi. e Pendik maçında öne geçirdi. E, Trabzon maçında öne geçirdi. Burada öne geçirdi. E, penaltılar var. 90-4, artı 90-6 artı 6. tam yani bütün Tabii. kaçırsan ki geçen sezon kaçırdığı oldu eleştirildiği oldu. Ama buna rağmen şu ana kadar sadece <laughs> Fenerbahçe'nin değil aslında sezon içerisinde sonradan oyuna dahil olup da herhalde bu kadar Tabii. sonucu belirleyen oyuncu yok. Sakatlık üzerinden, Çok büyük x faktör yani oldu. Aynen yani. Sakatlık üzerinden de çok böyle konuşup da işi acite etmeyi sevmiyorum ama bugün de 30-35 dakikalık bir fizik <laughs> kondisyon kuvveti vardı. Hiç onu belli etmedi. Bir önceki maç hatırlarsan evet. İsmail Hoca 5-10 dakika oynayabilir dedi. Bugün de biraz üstüne koydu. 2 idiman daha yaptı. Bugün sahaya çıktı. Evet tamam. Penaltı. Doğru ama değil. her pozisyonda var yaz yani sadece <laughs> Aynen öyle. Değil, Oyun için de içinde de her yani. zaman vardı. E, müthiş oyuncu ya ben seni burada ayrıca tebrik etmek istiyorum. Sen Beşiktaş'ta oynarken biz beraber program yaparken çok işi Beşiktaş'ı. Beşiktaş taraftarlar tarafından. 15 gol atan. 15 gol atmıştı tamam. ama çok ciddi bir eleştiri vardı. Yani hiç düşünmem Fenerbahçe'yi alırım. Alması lazım Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu. Aynı, yani Aynı fikirdeyim ben Evet. Yani 15 gol atıp 15 kaçırdı diye eleştirilir mi bir adam? Eleştirirsin ama... E, pozisyona girmesi yani 15 atıp 15 kaçıran adam demek ki 30 pozisyona girmiş. Ben öyle sadece <laughs> benim kafam öyle çalışıyor. Belki matematiğin başkaları kadar iyi değil. <laughs> Ama benim öyle çalışıyor. Şimdi benim santraforum var 15 yapmış 15 kaçırmış. E ben buna biraz moral biraz da itman birazcık da şey yaptım mı? Güzel böyle hafta sonları balığa götürsem bunu <laughs> takımla yemeğe. E, atar bu 20-25. Geldi zaten olarak. Takımda bence en az ya bence dediğim herhalde en az süre bir tanesi baktığında. E ligdeki ilk 11 sayısız bir miydi, iki miydi öyle abuk sabuk ya, bir rakamdı yani. yani ama her, her bir şekilde dokunuyor. En kritik zamanlarda çıkıyor. E Belçika maçında çok kritik bir maça çıkıyordu şey San Juli maçında. E, orada da aldı. İsmail Hoca'nın yaptığı en doğru şeylerden bir tanesi. Ben zaten <laughs> ön hazırlığında söylemiştim. E, sonuçta ülkesi e, orada da iyi tanınıyor, seviliyor. Orada ailesi önünde kendi şeyinde e, ülkesinde oynatması iyi olur bazı oyuncuları böyle moral aşılabilsin. Orada da golünü attı. Ben beğeniyorum <laughs> abi Michi Bacuay. Ben Michi Bacuay <laughs> benim için e, önemli bir oyuncu. Ha, zaten e, Beşiktaş'ın dediği veya işte ne bileyim Fener'de eleştirdiği atı atsa zaten Chelsea bırakmaz. Ben yani, çıkamayacak yani, adamı Chelsea bırakmaz. Doğru. Bıraktıysa birazcık ufak tefek. Yani ne bileyim bazen bir tişört alırsın. Ufak şurada bir iplik çıkmış olur hani defo demeyeyim de hani böyle ufak arızası olur. Bir hı. E bir de da vardır ufak tefek arızası ki yoksa Chelsea'de kalırdı yani. Bir de geçen sene rekor kıran Ener Valencia biliyorsun. Evet. Ener Valencia'nın attığı penaltıları Bacuay'a koy. Alex'in rekorunu Bacuay'a kırıyordu. Ne alaka diyeceksin belki. Direkt Santrafo olarak bana Ener Valencia dersen Bacuay'a ben direkt Bacuay'a derim. Hiç i̇şte ondan diyorum girmesin. yani geçen sezonki Ener Valencia 30 golü geçti. Rekor kırdı. Niye gidiyor? Ama her şeyi ona yaptırdılar. Aynen her öyle. her şeyi Batu Şua'ya yapsaydı belki. Çok daha farklı ki olabilir. Ki bence Batshuayi de iyi başladı şeyle birlikte, Jesus'la birlikte. Ama ben Batshuayi'nin tarzını seviyorum ama devamlılığı var mı, devamlı olur mu? Onu artık hoca bulacak, takım bulacak. Yani böyle sanki şimdilik birazcık alıştı bu sonra vekil gol atmaya. O da sıkıntı. Bu, tarz bu arada onu bir daha tekrardan e, hayata döndürmek zor. 32 bin e, üzerinde izleyicimiz bizimle birlikte çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız ve e, maçın Bitim ile birlikte yayına girdik. Girdiğimiz andan itibaren de canlı yayında dijitalde sürekli olarak birinciyiz. Sizlerin sayesinde çok da keyifli ve tempolu bir program oluyor. <laughs> Mesajlarınızı da görüyoruz. Beğenilerinizi de aynı zamanda arttırırsanız çok mutlu oluruz. Ve eğer bizi Sports Dişleri abone olmadan izliyorsanız da İki tuş, bir beyni <laughs> ve bir de abone olma. 500 bugün Ersin abi. Evet, be, be, e, çok yaklaştık çünkü. 500 bine evet, gelirsek yayın bitmeden miyiz? E, olabilir. Olabilir İnşallah. belki. E, tabii bizim ligler bitti fakat Avrupa'da maçlar devam ediyor ve bu maça kral oranlarla oynayanlar da herkesten daha fazla kazandı. Günlük kazançta sınır olmadan her maçta daha yüksek oran ve daha çok kazanç kral oranlarla. Sadece iddianokta.com'da e, La Liga'da Real Sociedad El tamam. maçı 22'de. Almanya'da bitti, Fransa'da Lyon Brest maçı var, İtalya'da Inter Cagliari maçı var ve diğer liglerde maçlar var. Canlılar bitmek üzere çünkü ama diğer liglerde canlıları da görebiliyorsunuz. Son yarım saate giren Portekiz Ligi var mesela. Sizler canlı bahiste kral oranlarla birlikte kuponlarınızı yapabilirsiniz. Tüm maçlar, iddia bültenindeki tüm maçlarda daha yüksek oran, daha çok kazanç ve kral oranlar sadece iddaa.com'da. <laughs> Teşekkür ediyoruz iddiaya da günlük sınırsız kazancın keyfini çıkarttığı için kullanıcılarına. E, stat'tan e... daha fazla izleniyoruz <laughs> <Ben şu> Kaç <akar, gülüyor> <stat'tan. gülüyor> Kaç vardı Karagümrük Stadında? Stadında 7 10 10, 10 12 bin. 33 bin vardır. yoktur ya. 32 33 bin yoktur. 13, 32, 32 bin, 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 bin mümkün de. değil ya. Çift tribünde ben olduğunda de. numaralı ile beraber aşağı yukarı öyle oluyor. Yani, tamam. İstanbul maçı değil mi? 21 22 bin miydi? <laughs> İstanbul maçıydı herhalde. Yanılmaz yani. bir kalbak vardı ama ve bir o kadar evet. da dışarıda kaldı. Tabii tabii. Evet. Futbola hiç müsait bir stadyum değil yani. Bu izlerken de maçı, oynarken de büyük ihtimalle oyuncular hani e, o bir türlü giremiyorsun maçın içine. Dört, de, biz döndüğümüz stada gitsek o zaman full çekeriz. <gülüyor> <gülüyor> Oraya gelmezler. Ne? Oraya gelmezler sizler. Siz biz canlı yaptınız. Maç stat full işte. Ama başka. Niye başka abi Burada YouTube'dan izliyorum. Sen <gülüyor> <gülüyor> Hayır, hayır, hayır. Yayını orada yapalım tribüne gelmezler diyorum yani. Uzak yola gelmezler. Aha. Bu arada hani ile ilgili bir maç mı iki maç mı dedim. Sevgili Cengizhan atmış bana bilgiyi. sadece ligde Kayseri Spor Deplasmanı'nda 11 başlamış bu sezon. Ligde ilk 11 başladı maç sesi 1 evet, başlamıştı. O maçta ettirik bir yaptı. Zaman. O maçta da yaptı. Ya bu eşi benzeri yoktur. Sonradan oyuna girip ilk 11'de bir maç oynayan oyuncunun böyle bir performans vermesi. Ki çok gitti geldi yani özür dilerim abi. Direkten de çok döndü. Hani her transfer dönemi biz burada ha, programlar tabii, yaptık tabii, sende. tabii. Hepsinde en az yani gündem haftanın dört günü biz Batu gidecek mi kalacak mı şuradan teklif geldi. Buradan teklif geldi. Buradan da oyuncuyu döndürüp tekrar ana plana katmak da güzel iş, iyi iş yani. Kesinlikle öyle. Bu arada Fenerbahçe son 10 deplasmanı kazandı ve Türkiye Ligi tarihinde de bir sezon içerisinde deplasmanda bu kadar arka arkaya 10 maç kazanan ilk takım oldu. Bu anlamda da İsmail Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Sağ Bu sezonda hocam. 16 maçın 15'ini kazandı. Sadece Adana Demirspor deplasmanında biliyorsunuz golsüz beraberlik vardı. 37 gol atıp kalesinde 9 gol gördü ve 46 puanla şu anda deplasmanda dış sahada yani bugün aslında deplasman olarak kayıtlara geçiyor. Her ne kadar taraftar Fenerbahçe'nin <laughs> daha fazla olsa da Baktığımızda dış saha Fatih Karagümrük Fenerbahçe. Ben orada şunu sormak istiyorum. Ersan abi sana sormak istiyorum. Yani bu verdiğin <laughs> istatistik aslında hani şampiyonluğu oynayan takımlarda hep şunu gördük biz. Yani i̇ç kaleye çevirirler. Evet. Puan kaybı olursa deplasmanda olur işte. 2000, 2001 şampiyonunda e, deplasmanda çok aslında iç açı performansı yoktu Fenerbahçe'nin ama iç sahada beraberlik bile almadı. Yani eğer bu sezon Fenerbahçe şampiyonluğu oynayacaktı 2000-2001. Bana mı salladın bu arada? Sallamadım bir şey demedim. ben, galiba vardım değil mi o arada? <laughs> bana i̇lk sezon. <laughs> evet, tamam. İlk sezonundu. Bana <laughs> ne ara taş geldi? Ersin abi bir soru soru adam benim kafamı yardı ya. Salladı işte. evet, geçti. <laughs> ben, ben, ben Ersin abi bekliyorum ne diyecekti? bana oradan taş şurlattı. Ben anlamadım bu şey abi. O net örnekti çünkü seninle oynadığın <laughs> sezon. Eyvallah, ee, eğer ipi göğüslerse Fenerbahçe bunun tam tersini ben Türkiye'de yakın tarihte hatırlamıyorum. Hep iç sağa kaleye dönerdi dış sağda puan kayıtları tolere edilebilirdi. Bu acayip bir istatistik yani. İç puan kaybeden dışarıda hiç kaybetmeyen Fenerbahçe. Yani son 10 yılın içerisinde aslında Fenerbahçe'de iç kaybedilen puanları Fenerbahçe taraftarı da yönetimi de alıştı. Yani maalesef böyle negatif bir istatistiği var Fenerbahçe'nin. Ali Koç döneminde de özellikle işte Erol Bulut'la beraber olan, Olum. geçen sezonda yani ligde kalma mücadelesi veren, sonrasında düşen takımlara karşı kaybedilen puanlar vardı. Bu sezonda benzer sıkıntılar yaşandı. Bu sezonda bütün şu Adana Demirspor maçını dışarıya koyarsak eğer aslında bugün iki puan geride olan maç fazlasıyla liderlik koltuğunda olan Fenerbahçe belki de puan farkıyla şu anda liderliğini ve son altı haftaya girmiş bir vaziyette, rahat bir vaziyette de çıkartabilirdi. Ama içerideki maçlarda kaybedilen maç puanlarının etkisinden çok fazla sıkıntı yaşadı. Evet. E, artık 6 maç kaldı. İstanbul dışına bir Sivas'a gidiyor Sivas Fenerbahçe. Sivas'a gidiyor haftaya Penerbahçe. evet. Fenerbahçe. Cezalar da var. E, o, yanlış hatırlamıyorsam. Şimanski yoktu bugün ama sarı kartlardan cezalar var mı yok mu? İyice bakmak lazım ama sınırlı oyuncular vardı. Samen. Bunun benzeri bu mi? arada Erol Bulut döneminde de olmuştu. Deplasman evet. kralı. Hep evet. Deplasman, evet. Deplasman kralı olmuştu Erol Hoca. Ama iç sahada. Ama o dönem 7 yedi, yedi, yedi yediği 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 yoktu. Dönem. Pandemi döneminde seyirci yoktu. Oldu. İç sahada ne oluyor? Erol Bulut döneminde. Yok ben yoktu diye hatırlıyorum. Tamam. E, Bunun döneminde e, seyirci yoktu statlarda. Yok, korona vardı. Korona vardı. Yani. Korona e, seyircisiz evet, evet. oynandığı için çok da fark etmiyordu. İtis Allah ısmarlasın başımızdan ayırmış. E, ama te... Mart dönemindeydi dönemin işte çünkü pandemi. Son iki sezon başlayınca ha, ha, e, seyircisiz bitirdi. Son iki sezon doğru. Evet, evet. geldi kalan maçlar. Konya'da var evet. Konya'da var. otobüsle mi? Otobüs koymuşlar. Otobüs güzel ama. İyiymiş. Güzel olmuş. Kara otobüsle. Pendik evinde zaten. Avanya'ya gidiyor yarın Galatasaray'da. Yağız sen ne diyorsun bu iç sağ, dış sağ farkına? Yani hocanın oyun planından da kaynaklı olabilir mi? Öyle de düşünebilir miyiz? Biraz da Sert abinin açtığı yoldan tutmayı seviyor hoca e, oyunu maçın başında. İç sağda biraz daha açman gereken karşılaşmalar oluyor. Deplasmanda o tutuculuk biraz daha senin e, işine yarayabiliyor. Bazı atmosferlerde bugün yaramadı ama e, bu şekilde açıklayabilir miyiz bu fark? Sorunun içinde yorumu da yaptın. Böyle <laughs> değil mi? Adam ne yorumlayacak? Gerçi söyledin. Söyleyecekti. Şaka bir yana. Yani tabii oyun planıyla da alakalı ama ben onun... E, biraz da taraftarın reaksiyonel davranışının çok ciddi şekilde son yıllarda değişmesine de bağlıyorum. Neden dersen iç sahada artık haklı olarak bence sabırsız olan ve zaman zaman çok sert reaksiyon gösteren bir taraftar topluluğu da oluştu. Bu da son 10 yılda Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasından kaynaklı çok da doğal bir ortam. O da direkt olarak zaman zaman oyuncuları etkiliyor ve tesir ettiği anlar da oluyor. Geçen sezon bunu çok daha üst seviyede gördük. İtsa'da özellikle bazı oyunculara işte Samet Gustavo, Hendike gibi direkt tepkiler vardı. Bu sene kadro yenilendi, güncellendi, iyi bir kadro oldu ama hala taraftarın hata payı bırakmadığı oyuncular var. Direkt olarak zaman zaman işte Ceko'ya ayırabiliriz, Tadiç'e ayırabiliriz ama <laughs> genel anlamda sezon içinde bu sezonu biraz ayırmakla beraber çok sert tepki gösteren oyuncular da oldu. Ben oyun iç sahadaki rahat olmamalarını da biraz da buna bağlıyorum. Çünkü yapılan her hatada sesler yükseliyor. Evet bugün Deplasman'da seyirci yok muydu? Evet Kadıköy atmosferi gibi en azından bir tribün öyleydi. Ama iç sahayla dış sahay her zaman farklı olur. Kendi sahanda yediğin tepkiyle Deplasman'da Deplasman e, tribünde kendi taraftan da olsa yediğin tepki farklıdır. Bunu bilmiyorum yani, bir futbolcu senin... gözleriniz değerlendirsin ama. <laughs> Sesler yükseliyor muydu Kadıköy'de <laughs> hata yaptığınızda? <laughs> ha şimdi düşünsene iç sahada... Ben sana bir soru sorabilir miyim? Sor Altı tane direkt stoperiniz var. Serdar Aziz nasıl oynuyor yine? için niye aldık biz mesela? için ben... E... İlk yayınlara başladığımızda burada. Çok merak ediyorum. Mesela Bundesliga'dan aldık. Bu beşinci... kadar üst e, bir oyuncu. Hani şey kariyer anlamda İtalya milli takımında şampiyonluklar onlar bunlar. Yani yani yediğin yediğin yedi olarak mı aldık? Mesela bu maçta bunu çok başlayamaz mıydı? Yani teknik heyet temposunu da yeterli bulmuyor. Ağır buluyor. Fizik kalitesini de çok yeterli bulmuyorlardı ki. Buna bağlayarak bu hani bugün yapılmış veya oynamaya... Kim aldırdı abi mesela bu, bu şeyi? E tabi İsmail Hoca'nın onayıyla alındı. Ama İsmail Hoca beğenmiyor. Mario Branco oyuncuyu buluyor. Yani evet. oyuncu buluyor demek de biraz şey oluyor. <laughs> Babamın çiçeği geliyor. Skat'ı yapıyor. <laughs> <laughs> yani bir fırsat doğuyor. Tebrik ederim Branco'yu. Fırsat doğuyor. Fırsat da sonra da teknik heyetin onayıyla değerlendiriliyor. Tamam. Geliyor ama geldikten sonra çıktığı ilk birkaç maçtan sonra da zaten sonra kenara gidiyor. Ben de buna bağlı bir 2-3 önce geldikten hemen sonra yorum yapmıştım. Evet. Çok zor oynar diye. Bundan sonra da aynı yorumu yapayım. 6. <laughs> altı stoper dedin ya 6. Evet. sırada olarak 5. 6. sırada olarak görüyorlar evet bu sezon belki de en büyük katkıyı e, yedek kulübesinde veriyor üzülerek söylüyorum bunu ama bunu gelirken bence bilmiyorlardı bu da Ana, olsun şimdi olsun bilmiyorum benim kendi düşüncem belki bir şey olacak ama Allah korusun trafik kazası geçirse beyin ölümü gerçekleşse bunun için oradan hayata dönse ben yine oynatırım Serdar Aziz'in <laughs> önünde bu kadar tecrübeli bir oyuncu. Bu Serdar Aziz'de hiçbir alakası yok bu olay. Yo, anladım, anladım. Yani Serdar Aziz'in pozisyon bilgisinde yani burada yani öyle bir oyuncu. Ya en azından bugün atacağı uzun toplarla Fenerbahçe'yi inanılmaz bir şekilde rahatladı. Bravo. Yani Serdar evet, Aziz evet. E, daha çabuk diye yaptığı hataları görmemezlikten gelemeyiz <laughs> abi şimdi. Adam daha çabuk diye ama 10 tane hata yapıyor. E, burası daha yavaş ama pozisyon. Ya ben her zaman Berkay'a de anlattığım bir örnek var. Anderlecht'le Milan Deplasmanı'nda oynuyoruz. O zaman ben cıvılcıvıyım. 25-26 yaşındayım. Maldini. <laughs> ne olacak ha Maldini? 35 yaşında. Sağ anlatıp sonra. Bir kere geçemedim adamı ya. Adam öyle bir pozisyon bilgisi var ki benim süratli olduğumu biliyor. Ona göre pozisyonunu bir dirsekle beni oraya atıyor, buraya fırlatıyor. <laughs> bir kere geçemedim Maldini. Bir de maçın evet. en iyi adamlarından bir tanesi ama Maldini hiç geçemedi. Hırs yaptım. Çünkü abi bu adamlar yıllarca en üst seviye oynamış. Onun <laughs> için milli takımda, Dünya Kupası'nda yani Serdar Aziz'in oynamadı, Serdar Aziz'in yani kaç tane gitmediği milli takım şampiyonası var. Bu adam hepsinde bulunmuş. Ya Bonucci bir ayakla bile bundan daha iyi oynar. Şöyle daha iyi oynar. Fenerbahçe'yi bir kere çok rahatladı. Yanında zaten sağlam duran, bugün de sağlam duran bir çağlar vardı. Doğru mu? Çok bir şey yapmasına gerek yok. <laughs> Sprinter bir oyuncuları yok ki. Yani güven öyle atıp gidecek bir oyuncu değil. Tabii. Pozisyon bilgisine güveni çok rahat ekart eder. Ama yani Bonucci'yi alıp da Buna yavaş demek de çok enteresan değil mi teknik ekip? Yani o yani geldiğinde mi anlamışlar bunu yavaş olduğunu? Zaten öyleydi diyorsun. Keşke gibi bize telefon yani A planda yani. değil. Yani. A planda değil. Ben sana öyle söyleyeyim. Çağlar Ciko. Ben uzun süredir aynı şeyi söylediğim için eğer bugün bu yorumu yaptığımı düşünüyorlarsa arkadaşlar eski programlara da bakabilir. Çünkü yaşandıktan sonra yorum yapmak çok kolay. Ondan sebep bunu söylüyorum ama ana planda ben hiçbir zaman duymadım Bonucci'yi. Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Abi ana planda duymadın da ana planda Serdar Aziz de olmaması lazım kusura bakma. Yani Serdar Aziz bu sezon ne oynadığı belli değil. 3 şey bir, bir maç oynuyor, on maç oynamıyor. Yani bu Serdar Aziz için de kötü. Ben burada Serdar Aziz'i de mü çalışıyorum? ayrılır zaten. Ya ayrılsın ve ayrılmasın. Ben başka bir şey söylüyorum. Şampiyonluğa giden bu yolda Serdar Aziz'in ne bileyim 10 maçta bir oyun... Bugünkü kara günlük maçı çok kritik bir maç. Hata Bakma Neva Koç olmasa iki yarı maç 3 olacak. Ona boş ver 90 artı Onun da hatası de... var. İsmail'in de var. Yani anladın mı? Sen Serdar Aziz'i kullanacağım diye. Bonucci'yi beğenmiyorsun diye. E, şampiyonluğu risk atamazsın. Bak in, bizim insan aslında Fenerbahçe taraftarı uyandı. Sezon başı farklıydı. Ve İsmail Kartal gerçekten şampiyonluğu kaçırmak için bütün imkanlarını yürüyor. Oyuncular izin vermiyor. Tercihleriyle de değil mi? Tercihlerine şampiyonluğu zaten bir şekilde itiliyor buraya. Ama bir şekilde oyuncular geri alıyor kupayı. Ve bu sürekli böyle oluyor. Bu konferans kupasında da öyle şu an Olympiakos maçında burada da böyle. Ben size söyleyeyim Aston Villa bir gün 0-2 yendi. Aston Villa'ya o, o, bu tarz böyle bir, bir, frene basayım bir Aston Villa bir gelsin derse çok büyük sıkıntı. Bir Olympiakos'u geçelim de abi. Tabii önce yarı final. öyle bir, bir hava var. Bence geçeriz tabii. onu bir şekilde de ama yani hep dualarla da olmaz. Abi bir şampiyonluk. Şimdi, şöyle şimdi <laughs> ilk yarıda bir sarı kart gördü Serdar Asis evet. bir hava topu mücadelesinde. <laughs> son derece gereksiz gördüğü bir sarı kart ve çok riskli bir şekilde daha henüz ilk yarıda Bombay, de cebine de cebine tabii. <laughs> Şimdi sen bir Fenerbahçe savunma oyuncusu olarak takımın stoperisin ve maçın başında böyle bir sarı kart görüyorsun. İkili mücadelelere girebileceğin, arkada mecburen zaman zaman boşluk bırakman gerekiyor ki rakibe bir baskı yapabileceğin böyle bir risk alıyorsun <laughs> ve bu riskin karşılığında ne oldu peki? Gol Golü tekrar tekrar izleyelim. <laughs> İlk etapta aslında oyuncuya temas etmesi gereken ve o topu herhangi bir şekilde aldırmaması gereken kim? Serdar. Tabii. Serdar sarı kartıda olduğundan dolayı istediği gibi bir giriş yapamıyor. Sadece Geriliyor. arkasında ten tene temas ediyor. O kadar. Başka bir şey değil. Oyuncu sektiriyor. Sonrasında İsmail'in önüne düşüyor. İsmail iki kişinin arasında gereksiz bir çalım deniyor. Topu kaybediyor. Şimdi o nokta daha kıymetli aslında. Savunma oyuncusu eğer Serdar Aziz tercih ediliyorsa anında bir reaksiyon gösterip eğer Bonucci yavaş Serdar daha hızlı diye bu takımın içerisinde yer alıyorsa orada o anda o reaksiyonu gösteremedi Serdar Aziz. Golün tekrarına baksınlar Serdar Aziz'i göremezsiniz. Kadrağı Ferdi var, ya. Çağlar var İsmail var Livakovic var, herkes var Fenerbahçe'nin stoperi yok stoperi yok ve bir anda top atıldı da Tek e, pasla kaleciyle karşı yani. karşıya şey gibi değil yani güvenin kaçırdığı gol gibi bir durum Tabii. değil bu. Arka arkaya paslaşmalar. Şimdi Serdar Aziz maalesef başladığı maçlarda da tamamlayamama oynadığı maçlarda da kritik hatalar yapan ve bununla birlikte aynı zamanda gereksiz bu tür sarı kartları ile birlikte belki de yapabileceği müdahaleleri yapamayan bir savunma oyuncusu. Ben de olsam ister 35 olsun ister 36 olsun ister 37 olsun aldığı pozisyon aslında evet. bir oyuncunun evet. ne kadar iyi evet. ve kaliteli Peki. olduğunu Pepe gösterir. Pepe Sadece yani. hız değildir mesele. Sadece birisinden süratli olması Olmak değildir. Değil. Çabuk olması ve pozisyonunu iyi alması. İşte Bonucci yani dünyanın evet. kariyerli savunma oyuncularından evet. bir tanesi. Evet eski Bonucci yok ama Fenerbahçe'de de oynayamayacak bir Bonucci değil yani. Bonucci de yok ama yani, yani. yani, yani. oynardı. oynardı. Mümkün değil ki oyunda oynardı. Tabii ki. Çünkü tamamen hani bir de Özellikle çıkamıyorsun de ya pasta evet. çıkamıyorsun yani bırak Kurniç'i çıksın o zaman gitsin Kurniç'in tarafı İsmail'in e, e, tarafı. Evet. Attığı paslar neydi siz? Serdar Aziz'in bence evet eleştirilen eleştirildiği gibi evet katıldığım yerler var ama pas isabeti de çok düşük. Yani bu çok önemli. Hmm. Ayakta temiz değil Abi yani. Savunma Şimdi... boyunu, takım boyunu da etkiliyor. Hep geriliyor çünkü. Abi, hep da bozuyor pozisyon bilgisi de kötü. Boy da uzuyor değil mi evet. takım yani boyu? Baktığında tecrübeli yani Türkiye Ligi'ni belki bunun içinden daha iyi bilen Serdar Aziz bugün offsite'ı bozdu. Bizim karşı karşıya kaçırdığımız, için yüzde yüz kaçırdığı bir pozisyonda e, dönüşü güvene pozisyon oldu. Yine orada yok, da orada bence defansın hatası var. Bu kadar rahat bir pas. Şimdi 3 ol, olur dediğim pozisyon Bir tanesi ayağınla çıkarttı güvenin karşı karşıya kaldı, Bir tanesi de 90'dan çıkardı. Maç 3-0. Veya bizim golü Kroniç atsa 3-1. Biraz kopuk bence yani. Mental açıdan da. Şimdi pozisyon vermedik mi diyeceğiz mesela kopuk. İsmail Kartal? Bilmiyorum ne diyecek merak ediyorum. Yani, ee, gelecek eğer açıklaması. Pozisyon... Birazdan. diyebilir yani bak böyle bir şey biz pozisyon vermedik. Diyebilir de yani pozisyon vermedik dediğim anda daha iyiydik. İlk yarıda istediğimizi yapamadık tamam biz ama çok pozisyon vermedik diyebilir. Abi nasıl vermedin? Sen Karagümrük deplasmanında 3 tane yüz yüzeük verdin. Biri gol oldu. Onun... Eğer ekstra bir performansı olmasa diye bak maç 3 olacak. E nasıl döndüreceksin ondan sonra? Eee onun... Serdar Aziz'i oynatmanın ne avantajı var? Ne <laughs> dezavantajı var? Bunu bulması lazım. Bence bunu bulamadığı için çok büyük yazıyor İsmail Kartal. Asıl sıkıntısı bu. O hata yaptığı yeri doğru zannediyor. Ve bu doğrunun üstüne de gidiyor. Bunu basında da söylüyor. İşte tamam mı anladınız mı? Mesela diyor ki, televizyonda diyor 14 maçı geçmez. Sa e, sakatlık, sakatlık değil geçmez diyor. Ne demek yani şimdi perşembe arka delesi çekti sprint Fred'in. Pazar derbiye çıkamadı. Sayılmıyor mu sakatlık olarak? Hani ben de artık bildiklerimi unutmaya başladım hocanın sayesinde. Ve İsmail Hoca'nın bir önceki Trabzon'un şampiyonluğu, bir önceki hepsini hatırlayalım ve başka takımlar atalım. İsmail Hoca'nın bu kadar böyle yani bunu artık kibir mi diyelim, ego mu diyelim veya işte artık ben de hoca oldum bana da artık bir övgü getirin havasından vazgeçmesi lazım. Olduğu gibi olduğunda bence İsmail Kartal doğru, doğru karar veriyor. Hatırlayın <laughs> Trabzon e, şampiyon olduğu dönem geldiğinde bir sürü toplantı şey puan topladı doğru mu? Serdar Aziz'in 15 gol attığı hmm. dönem. Dur, Hiç söyle. öyle şey Serdar Dursun'un. Hiç öyle şeyler söyledim ya. Onay istedim mi? Beni niye övmüyorsunuz? Benim puan ortamım... Abi her konuşmasında kendinden bahsediyor. Bu bir iletişim stratejisi ama ya. Ne demek? Yani ne demek? Ben sana şurada katılıyorum. Neyse o, o olarak gözükmesi lazım. Yani önüne kağıt koymaya gerek yok. İsmail Hoca evet. konuşabilir zaten. Veya iletişim anlamında bir ama Okan Buruk... Bu ama yoktu hiç. İşte bir Fatih Terim, Aykut Kocaman, Ersun Yanal yaratmaya da gerek yok. Zaten İsmail Hoca evet. böyle bir insan. iyi bir insan. Kendi seviyesinde konuşa da biliyor. Ekstra bir şey beklemeye gerek yok. Yani onu demeye çalışıyorum ben. İşte o kendi ekstra istiyor. İsabın ekstra verin diyor. Yani tamam hocanın katkısı yok mu muhakkak vardır. Ama bence oyuncuların katkısı daha fazla. Ben iddia ediyorum geçen seneki kadro olsun İsmail Kartal burada da göremezdi bu sezon. Burada çok fazla ekstra var. Çok fazla yani. Yani Shimansky'nin kaç tane maç çevirdiği, Jeko'nun kaç tane, Batshuayi'nin yani Batshuayi'nin bir tane 11'i var diyor. Kaç tane o skora katkısı olan bir oyuncu? Yani bunların hepsini İsmail Kartal'a yazamayız. Ona da yazacağım bir şeyler ama ben bu sene benim kendi istatistikimde İsmail Kartal'a artıdan daha fazla eksiği Teraziye zararı. koyduğun zaman diyorsun oyuncu grubu daha fazla ağır basar. Ee, Ceko'nun açıklaması <laughs> var hazır. Ee, bakalım neler söylemiş Edin Ceko. Freddy de vereceğiz. Son zamanlarda maçlara birazcık yavaş başlıyoruz. Çok pas hatası yapıyoruz. İlk yarı böyleydi. Top kaybı sonrası ilk golü yedik. İlk golü yedikten sonra maçı çevirmek daha zordur ama belki de uyanmak için ilk golü yememiz gerekiyordu. İkinci yarıda iyi oynadık. Hatta maçı erken koparabilirdik. En önemlisi 3 puan almaktı. Karagümrük iyi bir takım. Ligde bulundukları konumu hak ediyorlar. Hak etmiyorlar. E, 20 golle alakalı da e, şunu söylemiş Edinceko. Fenerbahçe zaten bu yüzden beni getirdi. Ben de elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Sadece gol atarak değil, saha içinde elimden gelen her şeyi yaparak, savaşarak katkıda bulunmaya çalışıyorum demiş. E, Ceko, Ersan abi sen geçen programda Tadic için bir teknik direktör tarzında <laughs> açıklama ee, demiştin. Evet. Bu da aslında çok güzel bir, e, iyi bir teknik direktör açıklaması Doğru, hiç gibi Hiç kaçak e, dövüşmeden net bir çok şekilde aslında dedin. sahada gördüklerini çok iyi bir şekilde hem Ceko hem de Tadic. Sadece Fenerbahçe'de değil aslında. Yani Tadic Ajax'ta da, Ceko Inter'de de, daha öncesinde Roma'da da, City'de de benzer bir şekilde açıklamalar yapıyordu. Maç analizini Maç sonu röportajlarında çok iyi bir şekilde yapıyordu bu anlamda. Fenerbahçe gerçekten böylesine iki tane oyuncuya sahip olması çok çok güzel bir durum. Bu arada Fenerbahçe Alegoris kadın e, e, takımının basketbol takımının da EuroLeague şampiyonu olduğunu back da yaptılar. söyleyelim. Evet. evet Geçen, sene, sene, oldu. Iki, Geçen sene de kazanmıştı. Bu tüm sene de. Tüm oyuncular kazanmış. da röportajlara da aynı zamanda onunla kutlayarak başlamış. Biz de buradan tebrik edelim böylelikle. 106-73 çok net <laughs> bir galibiyet almış. Futbol takımında back to back görür müyüz ölmeden? <laughs> <gülün? Bilmiyorum>. Sordum <laughs> ne gilden? Bilmiyorum. Ne zaman öleceğine bağlı abi. Estağfurullah ya. Ama gözüm yani rekor kırsam, bizeliye'ye falan gelsem zor gibi giskiyor back to back. Şu an için. Ha, ben İstanbul'a şey geldiğimden beri back to back göremedim. İstanbul'a <laughs> geldiğimden beri göremedim. Bana iyi bir kupa alınsın da ondan sonra oldu. İkincisine bakılır ya. Ondan sonra o zaman <laughs> <ondan sonra gülüyor> <ondan sonra gülüyor> bakılır. Bu arada <kizim> evet. <laughs> maçın en cool hareketi Blade'le seçelim mi? Tabii abi. Ne diyorsunuz? Ben... Herhalde herkes bizimle ortak karar vermiş Aynı olur fikirdeyiz yani. Aynı fikirde evet. oluruz. Çetede yazarlarsa eğer Blade'le maçın en cool hareketi düz, Müthiş çıkardı ya. Doğru mu? Müthiş çıkardı. Yani top ortaya mı gidiyor acaba birazcık ama öyle güzel kapattı ki Can Keleş. Tekrardan ee, anladın tekrardan değil mi? Tekrardan anladık Tekrar, yani. Tam e, uzadığını Livakovic'in. için. E, müthiş bir tersleri kurtarış. Şampiyon olduğu pozisyonu diyebiliriz belki buna. mı? Bu ben fotoğraf belki karede yer Senin sezon sonunda onu konuşabiliriz. Ama 0-0'du burada. E, önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Niye değil? Çünkü bu 1-0 olsa 2-0 gerisi geldi. <laughs> Döndüremeyecektik. Ama bu bence inanılmazdı. Çünkü o dakikalarda Karagümrü'yü oyunda tek başına şey Fenerbahçe'yi oyunda tek başına tutan yine Koç'tu. Evet evet. Çünkü oyun tam oturmadı bizim. Krunic'in orta sağ bozukluğu, Fenerbahçe'nin dengesini bozdu abi. E, orada artık yük bindi. Burada da çok ön plana çıktı Riva Koç. Hep böyle olsun diye aldık ama. Yani Koç bundan geldi. Yani geldi de işte en zirve maçı diyebilir miyiz bugün? Diyebiliriz. Ben değil değil mi? diyebilirim şahsım adına. Bence kariyer maçı bu. Yani Fenerbahçe'deki yani Fenerbahçe zirve maçı herhalde bugün Livakovic'in. Bir evet, Alanya maçında yani... böyle inanılmaz kurtarmıştı hatırlarsın abi. Doğru. Evet. Yani e, bazı maçlar var son üst anlarda yaptığı kurtarışlar. Hani bugünkü 90 artıydı mesela buna evet. dahil eden belki Fenerbahçeliler olabilir ama o pozisyonun bir kez daha açısından sanki top dışarıya çıkmış gibi, gibi. Ama ona rağmen yine de e, o kurtarışı yapıyor. Siz de Blade kullanın, ter dökün, ter kokmayın diyoruz. Ve Livakovic'i bu kurtarışından dolayı, Can Kereş'i de attığı bu süper şuttan dolayı tebrik ediyoruz. Ve maçın en kul cool hareketi Blade'le böylelikle bitirmiş oluyoruz. Kaçırdığı için de tebrik ediyoruz tabii Gol <laughs> <laughs> ya de, <laughs> yani. de attı ama. Yalnız iyi oldu ya. köyde attı falan. bir anda evet. aynen böyle. Ben bir, çok beğeniyorum. Bir, evet. Bir yaz sabahında VN'den ücretsiz bir şekilde <laughs> İstanbul'a geldi. Evet. Bu servis ödenmeden. Yani bu da sıradaki satılacak oyunculardan biri bence. Bugün de İsmail e Hoca'nın açıklamalar e, Gelmiş mi? gelmeye başladı. E, hoca da bakalım neler söylemiş. Livakovic bugüne kadar ki en iyi oyununu serdetti. Bize cevap vermiş, duymuş gibi <laughs> İsmail Hoca. O da aynı fikirde. E, onu da tebrik ediyorum. Şimanski cezalı Mert Hakan Sakat. Biz de orada Kurun içi kullandık. Bir gol kaçırdı ve demoralize oldu. Kurun içi bizim için değerli bir oyuncu. Demiş, Allah'ını seversen yapma İsmail hocam ya. Golle alakası yok ki. Abi yapma olmaz. ya. Ne yapmasın usta ya mesela abi? Ya. Baksın yani onu çıkar yapma. yani. Ya. Hocam sana ya. Kurunç ne hayal ettirdi de bir gol kaçırdıktan sonra, sonra demoralize <laughs> oldu. Lütfen rica ediyorum ya. Hayır abi zaten Kurunç demoralize olursa biz hiç <laughs> Ya, Milan'da da çalışırız değil mi bu? <laughs> Milan futbolcusu. Abi Milan'dan gelmiş oyuncu demoralize olsa yapma o zaman oradaki Mert Müldür... Fener Tabii. bunlar oynamasın. Tabii. Ama Fener Abi, oynamasın. Şu, bu oynamasın. Golü kaçıncı dakika kaçırdı bu arada? Ee, Otuz bakayım Bakayım. 30. 30 da, ee, kadar evet. çok mu iyiydi Kuruliç? 30. Evet. Abi bak Hiç buradaki, adını buradaki, adını bak, o o olay ne biliyor musun? Yaz Asıl buradaki en kritik nokta bu. <laughs> Kuruniç'in gol kaçırması Demirozi efendim her şeyi kenara baktım. Kuruniç gol kaçırır. Demirozi olan öyle <laughs> bir ara pas atar ki her şeyi affettirir. Zaten Milan'dan bunu için alındı. Yani Milan'dan biz bu oyuncuyu gol kaçırıp, demiröz olup, işte o, o, hoca başını evet. okşasın diye almadı ki. Bu saçma sapan abi. Kuruviç 10 yaşında oturuyor yani. Arda, Arda ya. Şey söyleyeceğim. Ya İsmail Hocam Kuruviç en son ligde kariyerinde ne zaman gol attı? <laughs> yani çok yani, yani, ne zaman gol yaklaştı atmış ki var. bugün golü kaçırdığından dolayı demoralize olmuş abi mesela. De zaten giriyor ki oralara. Sen de öyle bir soru sorun ki adamın beynini zaten <laughs> dolu yakacaksın. Ama yani. ya, ya yani, bu yani bu Bırak şampiyonuna gidiyoruz. Adamların suya girmiyor ki zaten. Valla bak bu ya sorun mesele, sorun yani mesele Meseleyi sadece kurun için kaçırdığı golle özetlemek gerçekten büyük sıkıntı bak, ama. Bak İsmail Hoca senin sorduğun bu soruyu dinliyor ve takıyor. Yapma bak şampiyonluğa gidiyoruz. Bozma abi. Valla böyle iyi. Devam ediyor Ben sana söyleyeyim mi ilk yarıda bir sürü hatası var Ceko'nun. Ceko ilk arada çok iyi değildi. Bir ara pas attı orada. Bir Müthiş. tane hareketi o. Çok Ama onun haricinde atmasın, evet. bir sürü de top ezdi. Ama ne yaptı? Çıktı, devam oynadı. Ceko bu oyuncu üst seviye yani... ya. Bunlar zaten örnek olması lazım. Eğer bunları bu açıklamaya Mert Müldür olsam ben veya işte daha başka bir oyuncu olsam ben elimi ayağımı titrer abi hata yapmamak için. Ben uyuyamam herhalde Berkay. Evet, Bak kesinlikle. çok yanlış. Bu hatayla ben Krunic'i korurum diyor. Ama öbürki oyuncuları boz, bozduğunu belki bilmiyor işte. de bozuluyor buna. Ben niye Demirozoğlu? De bozuluyor? işe da bozuluyor. ben de, ben Milan oyuncusuyum. Ne anlatıyorsun da diyebilir. Ama ben daha başka bir perdeden bakıyorum. Bir sürü öbürki oyuncular bu sefer etkileniyor abi bundan. Yani Krunic e, hata yaptın Demirozoğlu oluyorsa biz biz ne yapacağız? Fener oldarı. Yani. Bak, e, Serhat, e, yanlış asıl sorun ne biliyor musun? Şimdi hoca bir kalıp var ve o kalıbın dışında başka bir şeyi ya düşünüyor ya da bize belki de dillendirmiyor. Şimdi açıklamasında diyor ki Simanski Kart cezalısı, Cezalı. Mert Hakan sakat. sakat ve biz bu yüzden Kurunç orada değerlendirdik diyor evet, değil mi? Evet. Peki şimdi eğer Simanski'den Mert Hakan'dan sonra bunların yokluğunda akla Kurunç geliyorsa şampiyonluğu oynayan bir takımın teknik direktörünün maç öncesinde yapmış olduğu kadro ile ilgili orta saha ile ilgili çok ciddi bir sıkıntı evet. var demektir. Plan buysa diyorsun plan buysa eğer çok ciddi bir sıkıntı vardır. Yani başka bir şey buna dahil etmiyorsa ki etmediğini yani, kendi açıklamasıyla görüyoruz. Ben normalde bunu yorumlamam evet. gerekir. Ben bunu düşündüm evet. çünkü maç oynanırken. Ya sivas ki Mert dedik. Okan yokken Kurinç ne alaka? En son Empoli'de oynamış ofansif bölgede. Evet. Milan'da oynamamış. Attığı lig golü en son zaten bundan 4 sene önce. 4 evet. sene önce ligde bir Milan formasıyla gol atmış. Ondan önce de Empoli formasıyla atıyordu zaten. ...bu o bölgeden oyuncusu değil ki... ...ama sizin elinizde İrfan Can Kahveci varsa... ...o bölgeye kullanabilir misiniz? Simanski ve Mert Hakan'ın yokluğunda... Birinci alternatif bence Simanski'nin yerine. Geçti oraya. Var. Cengiz Sakat değil mi? Tadışta var. Cengiz, Cengiz Sakat. Mert Müldür var mı elinizde? Var. Sabek olarak kullanabilir misiniz? Tabii ki. O sağa yönü atabilir misiniz? Atabilirsiniz. Her ne kadar Origin oraya da çok daha fazla risk almayayım diye... ...ya da iş hala iyi gitmiyorsa... ...Batşuay'ı bugün devre arasında aldığınız gibi... ...yine kurgunun içerisinde... İrfan orta sahada olup da Batşuay'ı kullanabilir misiniz? Kuruluş yokken evet. orada Fred, İsmail, İrfan sağ tarafta da yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Hoca yaptı mı peki bunu daha önceden? Ee... Yaptı. Ben söyleyeyim size. Tadiş gelmeden önce yaptı. Evet. tadiş'in olduğu bölgede solda sol santrofor olarak kullandı. Edin ile Batşuay'ı beraber oynamadılar mı çift santrofor? Oynadılar. Oynadılar. Kızıl Yıldız hazırlık maçında. Evet. Sonra bir daha gördük mü ancak Hı. hocanın Hamlesiyle birlikte Geri göre düştüğü gündek. zaman görebildik. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Hı. ben yani bilmiyorum ama... Atıyorum Mert bekle oynatıp Ferdi Tadiç'i merkezde de kullanabilirsin. Oraya kurunun gelene kadar birçok... Ertesi gün taşı olur. ne anlatıyorsun sen o kadar taşı... Ersin şunu. abinin bahsettiği taşları yerinden oynatırsa... <laughs> abi hastanede toparlanırız <laughs> adamı. O anlattığı olay aslında... işte burada Pep Guardiola, Jürgen Klopp gibi kafalar devreye gidiyor. Zaten şey bize yapın, nasıl, nasıl transfer olsaysan sağ açık oyna. Evet. Yapabilirsin. Maçın sonunda yaptığı maçı korumak için yaptı. Bak çok ofans oluyor. Mert Müldür gitmeyi seven, e, o sayı gitmeyi seven oynatmaz. Beklemeyelim öyle şey o oynatmaz. O hoca o değil. Bak bunu da okeyim. O zaman oynattığı ve oynatmak istediği şeyin en iyisini yapması lazım. Onu da yapmıyor. E, pozisyon vermemeli lazım atıyorum. O zaman, o zaman. pozisyon vermemeli. 3 pozisyon verirse o zaman burada da bir hata var. O zaman ben de ki Ersin abin dediğini yap. <laughs> o zaman 3 pozisyon veriyorsan 4 tane de atalım önde. Evet. O da yok yani orada sıkıntı oluyor. Kesinlikle öyle. Bir de oynaması gerektiği zaman Zayt oynamıyor. Evet bu sene çok enteresan bir performansı var. Bugün Zayt oynasın. Nasıl da... enteresan performans? <laughs> <yok gülüyor> bence bir performansı yok. enteresan bir performans yok yani bence. Söyleyeyim abi. Ne Söyle abi. Zayt'in ne performansı var? Allah <laughs> aşkına. biz niye aldık? 3 ay yok zaten kafadan. Ya yok da. oynamaması gereken maçta direkt 11'e koyuyor. <laughs> evet. Bugün Zayt'i burada Karagümrük'e karşı 10 numarada kimse yokken. Hadi İrfan'ı tercih etmiyor musun? Ersin abinin söylediği esnek teknik direktör hamlelerini yapmıyor musun? Evet. E bari bildiğin oyuncuyu at Zayt söyle. Bunun için yapma diyorsun Zeynep. Ya bunun koy oraya yani. <laughs> Zayt koy. <laughs> <laughs> yani ben Zayt'si olsaydı bugün daha da mı kötü olurdu bilmiyorum. Kurun içten Kur içi Kur içi kötü olmaz. Kurun İsmail bugün Kurun iç gol alsaydı hoca maç sonunda basın toplantısında gördünüz mü Kurun içi diyecek mi? Diyecekti. Değir diyecekti. Yüzde yüz diyecekti. diyecekti. peki Gördük mü kurun içi olacak mıydı o, o? Olmayacaktı tabii. Yani eşleşecek miydi gördünüz mü kurun içine? Ama sezon başından Kuştaşa beri böyle kan duruyor zaten. Olmayacaktı. Evet, olmayacaktı. Yani Ceko'nun hüneriyle birlikte karşı karşıya kalıp golü atmış olsaydı. Gördünüz mü Kurun için karşılığı? Evet gördük hocam. Oh, olağanüstü diyebileceğimiz Asla. bir durum var mıydı? Yok. Tıpkı Adana Demirspor maçında olduğu gibi, gördünüz mü Kurunç? Ben size sorayım dedi değil mi? E Olympiakos maçında da gördük Kurunç'u. Kişiselleştirmemeli lazım ki. tabii. Tabii ki ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Yani evet. Onu yapmıyordu daha öncelerinde. Yani Kurniç kiralık bir de yani bu kadar sahiplenmesine Bak, bu gerek yok. Bu bu kadar sahiplenmesinin sebebi istediği oyuncu için. Bak ya hoca tamam da, sıfır hata, hata yapılabilir abi. Kabul etmiyor ama. Ya nasıl etmez abi. abi? Söyle bir tane İsmail Kartal bu sene ya bak 10'da 10 giderken eleştirdim beni perişan ettiler. Antalya maçı hiç unutmadığım maç. Antalya bizi içeride ezdi. Şimanski ile Ceko çıktı maçı aldı. Şunu vermemiz lazım. Onu da kendine yazdı. <laughs> bak bir tane hatasını kabul etmiyor. Etse bu sefer bizimin de önümüzü açacak. Biz de İsmail Hoca o zaman diyeceğiz ki evet bak burada hata yaptı. Hoca evet. Kendine gelişmesine izin vermiyor. O sıkıntı. İlk kere oynadığımız futbol bize yakışmadı. Rakibimiz de maça çok iyi hazırlanmış. Biz istediklerimizi yapamadık. Rakibimiz de izin vermedi. Devre arasında değişiklik yaptık ve oyuncuların silkelenmesi için konuştuk. İkinci yarı biraz kendimiz gibi oynamaya başladık. Daha farklı, daha farklı da kazanabilirdik. Çok net pozisyonlarımız var. Şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attık. Üç günde bir maç yapıyoruz. Uzun zamandır istediklerimizden bu kadar uzak bir maç oynamamıştık. Karagümrük iyi bir takım. Tolunay Kafkası tebrik ediyorum. Bizi gerçekten çok zorladılar demiş. Hoca burada birazcık e, öz eleştiriye girer gibi olmuş girmiş. aslında. Ama Çıkmış, girmiş. Hemen çıkmış. Demiş ki rakibimiz de maça çok iyi hazırlanmış. Zaten görevi o Karagümrük. Fenerbahçe'nin <laughs> maça çok iyi lazım günün sonunda. E, Bence bu da gelen tepkilerden sonra değişen bir Devre arasında konuştuk. Olmuş. Gene. Hatırla burada <laughs> e, siz de yapıyordunuz maç sonu. Biz de yapıyorduk. Evet. Hep e, İsmail Hoca rakip teknik adamlarla ilgili ters demeçler veriyordu. Bu da bence gelen eleştirilerden sonra direkt olarak iletişim dilini değiştirmiş. Üst taraftan aşağı inişte enteresan şeyler var. Değişiklikler mesela... var yaz burada yani <laughs> metin de Aynen. değişmiş sanki metin yani. Mesela silkelenmesi için konuştuk diyor oyuncularla. Onu, onu yani evet. taktiksel bir hata yok mu ilk yarıda? Silkelen hadi silkelen. Ole Gerdos'u da aynısını söyledi. Yani, yani normal mi mesela bir sıfır yeniliyorsun Karagül'me yani öyle bir konuşma yapman normal herhalde. Yani. <laughs> ya silkelemekten fazlasını <laughs> yapman lazım. Yani daha fazlasını yapman lazım. Yani normal çünkü yeniliyorsun. şampiyonluk şampiyonluk maçı her maç. Bu saatten sonra her maç senin şampiyonluk maçı. Çünkü senin kaybetme lüksün yok. Puan kaybetme dahil. Yani maç kaybetme olarak bir bir bittiğinde gidiyor. Galatasaray yeniliğinde 5 oluyor. E sen çok büyük sıkıntılar yaşıyorsun. Senin zaten ekstra işler yapman lazım. Ama ben de diyorum ki bence ilk düdük çalmasıyla birlikte yapma yapması lazım. Onu niye yapamıyoruz? Onu bahsetmiyor. Ben İsmail Hoca'dan onu öğrenmek istiyorum. Olympiakos bu sene en az 10-20 tane maç sayarım. İlk yarıyı boşa attığımız. Yazık günah ya. Ama oynadığında da 5 oluyor 6 oluyor. Şimdi bu neyle alakalı? Ben size kısa bahsedeyim. Bu yani direkt İsmail Kartal bağlayan bir şey. Çünkü itmanda sıkıntı var abi. Sakatlıklar ve atletizm geri gitmesinin sebebi İsmail Kartal'ın antrenman programı. Kim ne anlatırsa anlatsın bana. Antrenman ya iki buçuk saat geçiyor ya çok ağır yüklemeler oluyor. Başka açıklaması yok. Bu kadar sen fire veremezsin şampiyonluk yolunda. Son 7 hafta altı haftaya girmişsin. En kritik oyuncular Bekao. Geçen hafta 80'de çıkmadı mı? bugün yine oynatmak zorunda kaldın sarı kartta Sen elinde başka stoperin ben? yok e şimdi soruyorum girdiğinde atsa komple adalesi burada elimizde kağıt var ee, uçağı grafik ben... de var grafiği bir çıkar <laughs> perezi zaten sayma perez ne abi <laughs> perez yok zaten bir şöyle demeyin, sosyal medyada şey var. okudum ee, bu doktora kendini emanet etmek için komple sezonu bırakmış ne güzel adammış bu loan perez demişler evet. yani. doktor ben, tedavi olması <laughs> çok üzülerek bir gerçeği gören bir taraftar var bugün hatta çektim <laughs> hatta yanlışlıkla böyle RT'lem geri çektim ne demiş biliyor musun Ertuğrul Karanlık'la Fenerbahçe anlaştığı haber yapmışım. Ölüyü şey e, diriyi öldüren adam Fenerbahçe'ye hoş geldin yazmış. Bak onu bulsunlar Hı -hı. ve alsınlar Fenerbahçe'de çalışsın bir noktada çalışsın. Çünkü bugün eğer gelişi o gün engellenmiş olsaydı bu kadar çok belki... enteresan. Bir de dün bu arada Fenerbahçe bir doktor getirdi. Öyle mi? Tabii ama voleybol takımı. <laughs> Gerçekten ünlü bir profesör getirdiler. Ben hatta ilk baktım şey. A takıma zannediyordum. Sonra değilmiş. Belki A takıma da bakar neıymiş? abi. Yani öyle değil Ara sıra. oraya da bakar abi. Bir bakar, bakar mısın? Profesör bakar abi. bakar abi. Alex Oliveira de Souza adı da. Alex yeah, Oliveira ismi deymiş. de Souza. <laughs> i̇smi de kötü <laughs> evet. değilmiş. İyi anılar var o Aynen. isimle. Evet. Heykeli de var. Heykeli de var. Abi şu listesi alabilir miyiz? Çok enteresan. Yani... Bu az kadrodan kaç tane oyuncu bu kadroda bu sezon kaç tane maç oynamamış? Heres, e bunu kabul etmeyen 49 maç. bir teknik direktör ve halen arkasında durduğu bir doktor var. Ben, beni çok bu rahatsız ediyor. Ve şampiyon olmayan 9 sene bir fena bahsediyoruz. Abi İsmail Kartal e, bir hata yapabilir abi. E, bir doktora güvenebilir. O doktorda hatalar yapabilir. Real Madrid bile o doktorunu gönderiyorsa sen de gönderebilirsin. Göndermin. Bu sana yazmaz. Biz biz de demeyiz ki ya hocam sen nasıl doktor götürdün, getirdin demeyiz. Hatta seni alkışlarız. Kritik bir noktada geldi. doktoru değiştirsin. Ne geldi? Bu, ha. Istatistik ha. bu istatistik normal geldin. mi abi? Yani Şimdi Bekka literatörle hafta, bilmem neyle ne alakası var bunun? 23 maç. King daha çok bekliyordum. Beka daha çokmuş ama tabii çok uzundu Beka'nın Beka süresi. Beka aynı 3 aya yakındı. 3 aya yakındı. Serdar'ın 20 oldu. maç. Yani çift tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oyuncu çift tane yani. Bu ne abi? Tombala çekişi gibi. <laughs> Bu kadar bir... sayı olur mu abi? İnanılmaz hakikaten. Şey, e, Tonla Hocam maç hakkındaki taktik olarak ne konuşayım? Konuşacak bir şey yok. Bana hakem hakkında soru sorulması lazım. Var hakemiyle ilgili. Pes demiş. Ben Fenerbahçe takımı tebrik ediyorum. Onlarla ilgili bir problem yok ama konuşacak bir şey yok. Konuşursam ben zararlı çıkacağım. 56 yaşındayım. Çok ileri gideceğim konuşursam. Kim o? Yani, hakemle ilgili olarak. Mı? Hakeme var. Ya. Portekizli yapan... Hakem. Tolunay Kafkas. Tolunay, hoca. Yani, Tolunay <laughs> hoca nereye gidecek abi? Zaten <laughs> Türk futbolunu en çok geriye götüren genç milli takımda geri götüren hocam o da yapmasın yani. Hep Fenerbahçe maçında mesela... hırs yapıyor. Şapkayı çıkartıyor atıyor. Niye Fenerbahçe maçında hep şapkayı çıkartıyor atıyor? Başka maç Başka mu? Başka maçlar atmıyor mu? Atmıyor. atmıyor, abi. Hoca hangi pozisyonda Zaten iyi görüyorlar? Fenerbahçe olarak... maçını çıkartıyor. Ee... sen senin işte bunun <laughs> ya <yok> ki yani son bakalım. <laughs> son pozisyonu <laughs> söyle. Evet, <abi>. Mert Müldür'e Eyserik'in bir <laughs> istatistik bu. Yani herhalde o pozisyon için. Mert Müldür Eyserik pozisyonu ile ilgili olarak. E, tepki. Çünkü ben biz izlerken gördük. O pozisyonun tekrarına bakarken. laptop'tan bir baktılar ve %100 penaltıya itiraz ettiler. E, maçın hakemine. Bu o son, pozisyon son pozisyon mu? Son, tam, öyle tahmin ediyorum. Abi son pozisyonda zaten düşen adam itiraz etmiyor. O kabul ediyor yani. Şey, evet. Ne diyor biliyor musun Mert Mölüdere? Tabii ki kovalayacağım penaltı. Tabii, almaya, almaya, çalışacağım. almaya, almaya çalışacağım. Ekranı diyorsun. çalışacağım diyor. Ekranda da şu an görüyorsunuz. Al yani. fotoğrafı. Ya, ya oyuncu Kemal düşmeye düşünmadan... başlamış zaten. Evet. Yani ya Buyurun. bir şey söyleyeceğim abi. Futbol oynamışsınız oynamışsınız hiç önemli değil. Burada net soruyorum masaya. Bu pozisyon Fenerbahçe maçı veya başka bir maç bir futbolcusun kara gümrük formadan önemli değil. Bu pozisyon %100 penaltı olsa yıkmaz mısın ortaya? Oyuncu ya? Ben olarak tabii. Hakimin ya. üstüne giderim ben. Adam orada Mert Müldüre diyor ki yani diyor isteyeceğim diyor penaltı. Ya eğer bu penaltıysa hiçbir şey konuşmayalım artık. Daha bırakalım bir bırakalım yapmayalım. Bak Mendes yaptığı müdahalenin kart Bakın olduğuna verir, inanıyor. Ama kırmızı kart olduğuna inanmıyor. Evet. Hareketin ne kadar evet. tehlikeli bir hareket olduğunu bilmiyor. Ama o niyetle yapmadığını da biliyor. Evet, yani tabii, evet. oyuncuyu sakatlamak için bile isteye direkt olarak arkaya o kadar tehlikeli bir darbe vurmuyor aslında. Yani bile isteye evet, diyorum. %100. Ama... Karar kırmızı Ama mı kırmızı basmış. ne yaptı peki <laughs> kırmızı olduğuna inanmadığından dolayı bekledi bekledi evet, bekledi var. en son Tugay Kaan Umaroğlu dedi ki var dedi check over dedi bitti, bitti dedi anlattı yine ona rağmen bekledi. Şimdi bu pozisyonla ilgili olarak Eyserik penaltı almaya çalıştı Mert'in orada yatarak müdahale ettiğini gördüğü anda kendisi de almaya çalıştı Bıraktan ve doğru. kendisini bıraktı ve bıraktıktan sonra da doğal bir temas evet. gerçekleşti. Mert çok riskli girdi. Çok. Ama Eyserik bu pozisyonun penaltı olmasını engelleyen evet, isim aslında. Evet. Bırak penaltıyı. Penaltı olmasını engelleyen başka bir oyuncu olsa Mert'in o kayışıyla ile birlikte Alabilir. biraz defol olabilirdi. Tabii. Olabilirdi. Çok riskli 96. Çok da... istedi penaltıyı. Olmayacak bir şey bence yani. Ben sarı kart değil ama pozisyon. pozisyon. Aldatma yönetim. Aldatma yönelik Al... bir hareket bence değil de bence bence bu. Penaltı yani değil. değil ama aldatma yönlü evet. bir hareket Buna değil. Buna penaltı bence. falan. eğer bu pozisyonu değerlendiriyorsa kırmızı kartla ilgili yorum yapıyorsa Veyahut da Fenerbahçe'nin verilen vardan döndükten sonraki penaltısıyla ilgili bir yorum yapıyorsa ve bunu kalkıp da bana varın sorulması lazım diye bir açıklama yapıyorsa bence maçın bu pozisyonlarında tekrarını izlemesine gerek yok. Hepsini akşam izlesin. Ama aynı Tolun Hoca ben bu ligin en iyi hocalarından bir tanesiyim de diyor. Diyebilir abi herkes bir şey diyebilir. Diyebilir abi. Ben ya, söylüyorum abi, abi bu pozisyon 10 tane hakeme göster. Siz seçin hakemleri. Oylamada 10 kişi de daha fazlası penaltı derse ben bu işi bırakıyorum. Serhat out. Buna penaltı diye yapar. Ben çıkıyorum. Dur, dur, çıkıyorum ben abi. Buna penaltı diyen mi? Evet. Eğer mesela 6 kişi, olur altı kişi, kişi, yani, kişi, kişi yani 10 hakemden 6'sı buna penaltı 4'ü değil derse ben bu işi bırakıyorum. Ben sana bir ben şey söyleyeyim. Arttırıyorum. Şey, de 10 hakemden bir tanesi eğer penaltı Buna ben. penaltı derse hakem değildir. <gülüyor> <gülüyor> yani abi bu kadar bir tanesi bir tanesi, bir tanesi eğer buna penaltı derse alacaksın abi onun lisansını baba hadi eyvallah seni helal helalleşelim hakkını helal edeceksin demez abi değil abi yani bir de gördüm, izlediler ama. kenarda gördük buna hala penaltı diyorsa, diyorlarsa eğer evet. olmaz abi yani gördü baktılar laptop Tabii. getirmişler baktılar Közüne pozisyona baktım. ama ben <laughs> çok şiddetli ithaat ettiler iddianın yani. üstüne bir iddia daha koyayım <laughs> dur koyma koymayın <laughs> dur abi neydi? bu eğer Kerem Akdürkoğlu olsaydı penaltıydı ben de bir iddia daha koyayım <laughs> Yani Daha mı iyi takardın? Aynı pozisyonu Aldım bombayı. Bu cevap ben şimdi bu. Ben Yağız'a attım bombayı. Evet ben öyle. ben Daha biliyorum. iyi takardı ayağını mı diyorsun? Hayır penaltı. Bu penaltıydı. Alabilir miydi anlamda? Alabilir yani yani miydi anlamda? Penaltı yani diyorum abi. Ne alabilirdi ne demek ya? <laughs> Hakem çalardı diyorsun. Penaltı. Bu Ezer'in yerine futbolcu Kerem Aktürk olursaydı herhangi bir penaltıydı. Icardi olsaydı penaltıydı bu. Evet bunu konuşmamız lazım ama bunda kötü <laughs> bir şey yok ki. Aksiyon aynı şekilde gerçekleseydi. Aynen diyorsun. bu şekilde olsaydı. Ha, şu, şu görüntü sen ama var da eğer yabancı hakim olmasaydı. Ha. Bak şu görüntü çünkü bu görüntü ha. bu görüntü penaltı zaten. Tabii fotoğrafı bu, böyle kesiyorlar. Tabi Tabii böyle kesiyorlar. Zaten bu penaltı ne diyor temas var diyor. Evet. Ama adam ayağını takıyor. Adam takıyor zaten burada. burada. Abi tribünde 15-16 ben diyeyim. Ekranları başında <laughs> milyonlarca Fenerbahçeli. Aynı zamanda bir de bu maçı takip eden Galatasaraylılar. Doğru. Bu pozisyon olduğu anda. Fenerbahçelilerin hepsi eyvah, demiştir. Fener Galatasaraylıların hepsi ayağa kalkmıştır. Çünkü ilk etapta herkes penaltı olduğunu zannetti. Ta ki hakem elini havaya kaldırdı ya. Önce orada bir tereddüt ettiler. Aa offside mi acaba diye. Sonrasında da sarı kartı çıkartınca herkes rahatladı mevzunun ne olduğunu. Kesinlikle. Ya kendi 9 numara tamam ben 9 numarayım bu penaltı <laughs> ben kendim itiraz etmiyorsam burada bir sıkıntı vardır Bunu artık tolunay 90 artı oldu. 90+7'de yani. da neyi <laughs> senin oyuncunu sorgulamıyor hocam. Senin oyuncun penaltı istemiyor. Ama diyor ki Mert Müdden hemen ko kovalayabilir. Akıllı santrafor iyi takar, alır. Alsa 2-2 Fenerbahçe şampiyonluktan olur. Aynen öyle. Evet ama penaltı değil abi. Baksana bak, zaten ayakları bak yapışmış. Bak şurada zaten şunu çok net görüyoruz. Oyuncu zaten Mert'e müdahale etmeden öne bak, doğru düşmeye şu, başlıyor. şurada bir, bir, bir burası bir, bir sonraki pozisyonu alabilir miyiz? Bir kare, bir kare geçelim. Burada düşmüş işte bak. Düşüyor zaten burada oyuncu. Evet. Hayır bak bir bak, geri. Bak, şu bak şu anda burada Mert temas yapamıyor. yok zaten. Yok, bak, adam burada düşüyor. Hayır burada pozisyon bitti. Evet, burada evet. penaltı değil zaten. Tabii. Çünkü müdahale yapmış şey kaymış. Evet tabii. Bundan sonraki müdahale artık geçerli evet, değil. Evet. Doğru mu? Zaten düşüyor. Takamaz. Ayağına düz taban giremez. Bak burada temas olsa penaltı. Burada temas yok. Bitmiş zaten temas temas olmadan da pen... bundan sonraki bütün görüntü zaten devre dışı kalıyor. Aynen Aynen al öyle. bunu bak şunu var ya. Bu, bu, şunu bu... koy Twitter'a evet. penaltı diye. Şunu biz tamam mı? Bunu Twitter'a koy abi. Şu pozisyon şuna penaltı vermeyen hakemim diye girersin abi. Evet. Ama al geri abi. Al Bir geri. Al. Evet. Bak geri al. Evet. Bu nasıl penaltı abi? Bunu koy abi. Buna da penaltı istiyorsunuz <laughs> ya. Abi. Evet. Hayır bu nasıl penaltı? <laughs> Çünkü bütün müdahaleyi, bütün aksiyonu bitirmiş Mert Müldür. Sosyal medyada kayıt oldu bu. O videoyu iki kare. Şey. Penaltı olamaz abi böyle bir şey <laughs> olur. Bu penaltı... Yani olursa bir tek bizim ülkede olur. Onu Ama işte diyeyim. var orada zaten e, müdahale eder. Zaten penaltı kararı verseydi diye düşünüyorum. E, o sayı Samuel... Açıklamasını verelim onu da ayrıca konuşalım Yağız yani biz izlerken ha sakatlandı ha Sakatlanacak mı acaba? Biz de sakatlandık acaba? ekran başına Serhat <laughs> abi yandan diyor ah bacak boğuldu Benim diyor. çekti zaten Zor bir maç oldu Zor geçeceğini biliyorduk. Onlar da ligde kalmak için Savaş veriyorlar. Yüksek mücadele gösterdiler ilk yarı istenilen beklenen oyunu ortaya Koyamadık ve gol yedik. Devre arasında Yapmış olduğumuz konuşmalarda ayağa kalkmamız Gerektiğini daha fazlasını inanmamız Gerektiğini konuştuk. ikinci Yarı bunu başardık. Daha fazla fırsat Ürettik. iyi bir iş çıkardık Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Odak noktamız sıradaki Olympiakos maçı demiş. O Samuel. Yani sakatlanır mı sakatlanmaz mı? Böyle acaba biraz sekiyor mu? Taç atışlarında çünkü bacağını gerdi. Hep böyle bir orayı yokladı o Samuel. Ama öyle bir son 20 oynadı ki. E, yani bütün oyuncular düşmüşken performansı Samuel'inki tavan yaptı ve koridor yaptı orayı bir anda. Yani Çok acayip bir fizik kuvveti var yani. İç sağ maçlarında hep olması gerektiğini düşünüyorum. Evet Mert Müldür diyoruz ama Mert Müldür biraz daha savunmayı üçleyen biri olduğu için. Deplasmanlarda zaman zaman dinlendirilebilir. Ki vücut dili de iyi değil. Ama vücut dilini ben burada eleştirirsem son 20 dakika senin söylediğin gibi ona haksızlık yapmış olurum. Çünkü o son 20 dakikanın dışında bakıyorsun sekiyor, yavaşlıyor, yatıyor ama son 20 dakikayla da o 70 dakikayı tamamen siliyor, evet. kapatıyor. Enteresan. O sayı Samuel, yani. bu sezonun eğer Fenerbahçe şampiyon olursa en kilit isimlerinden biri olacak ama ara ara dinlendirmek lazım. Çünkü Görürüz, oraya. He? Olamazsa, Olamazsa gönderiz ya. Olamazsa gönderiz. Olamazsa kendine Sen takım olacak. <gülüyor> <gülüyor> 9700 beğeni. Hadi şunu bir 10.000 bin üstü yapalım. <laughs> Abone yani. ne oldu Bence abi? 487 mu? bin olmuş. Abone. Şu anda e, izleyicilerimiz bizimle birlikte. Bizim anket bu arada çalılıkların arasında kayboldu abi. Göremiyorum. Yok, ben göremiyorum abi. <laughs> Hazırsa anketi. Anket... Allah'ım. Sen ne mi açtın kapıyı? Tamam ya abi, abi. De verdim de. ben de. ben de verdim. Nerede? Hazır, hazır olunca ekran, nerede? Ekrana gelecek Yok Biz yok tıklıyor. Söyle ne son cihaz? Söyleme, bir, söyleme bir... ekrana verelim ben. Yani. Sen tamam. görebiliyor musun? Görüyorum. Yerel bizim oylar boşu gitti herhalde. Nerede bizim ben oylar? Görüyorum şurada. <laughs> e, tamam o zaman yavaş Zaten Zaten yaşar... malumun ilanı tamam, noktalayalım. Görüntüsünü, görselini ekrana hazırlayalım. Ondan sonra üzerine konuşalım. Fred'in açıklamasını okuyalım orada arada. İyi bir maç çıkarttık. İkinci yarı iyi bir reaksiyon gösterdik. İlk yarıda seviyemizin altındaydık. soyunma odası neleri düzeltmemiz gerektiğini konuştuk. İyi bir sonuç aldık. Fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Hazırım. Benim için söylenen güzel sözler beni mutlu ediyor ama ben yokken de Fenerbahçe çok iyi bir takım. Ben de takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Şampiyonluk hedefimize ulaşabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız demiş Fred bir noktasına katılmıyorum ben abi. Ben, ben de katılmıyorum. De. Bence Aynı noktada nöklü, Yokluğunda çok <gülüyor> <gülüyor> sen, sen, şey yok, yok. sen yok. yoksan yok yani. yani yok, çok... Evet. Varlığında <gülüyor> ayrı <laughs> beslenen, yokluğunda ayrı beslenen. Şey evet. 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 evet, bir, bir de, şey de bir devre arasında herkes konuşmuş. Koyum odasında güzel bir hep klasik. mevzu. Ama yo yo bugün hepsi devre arasında. Ceko falan da söylüyor. Hepsi söylemiş bak. Bir dikkat et abi. Devre arasında bir mevzu çıkmış Ama Valla Bonucci yapmış olabilir. Ceko yapmış olabilir. Tadic, Ceko, Bonucci üçü birleşip komple girmiş olabilir tekmelimiş olabilir orada yani. Tekme atıldığına yakın şey banka ah, e, oraya vuruyor. Şimdi şöyle. 1 iki maç bu olabilir. Yani tabii. şöyle arka arkaya yani. işte maçı bu maç ama şimdi bir dahaki maçta başlangıç düdüğünde reaksiyon vermek lazım. O yoksa bu soyunma da ikinci devredeki soyunmada konuşması bir işe yaramıyor. Etkisi azalıyor. Yani, o maç için yarıyor ama ilk, sonraki haftalara yaraması lazım. Çünkü ders çıkarman lazım. Ama düşünsene her maç böyle gidiyorsa o zaman bir arıza var. Ee, o yüzden ben inanıyorum ki bir dahaki maçta Fenerbahçe ilk dakikanın itibaren reaksiyon gösterecek. Çünkü kalite işte Ceko gibi, Bonucci gibi, Tadic gibi bu hani daha öncesinde hep eksik olduk. Bu abilerin takımı işte samanda düştüğünde ayağa kaldıracak kişilerin çok az olduğunu geçen sezonlarda söyledik. Bu sezonu olduğu için ben evet. inanıyorum ki Fred de birazcık o açıklamasında onu yakaladım. İyiyim, iyi olacak, iyi hissediyorum. Mesajı o. Yani bundan sonraki maçlar daha iyi olacak. Bu da ilk maç e, Perşembe günü Olympiakos'ta bir reaksiyon bekliyorum ben. Zaten 40, dakika orada itibaren Kadıköy yanacak diye düşünüyorum. O 45'i beklemeyeceğim bir maç. Ben gazlayayım yani. bari artık çünkü <laughs> olmayacak. Ya yani şöyle, gazı şimdi, ben vereyim, yanması lazım onun. Üç gün arayla iki tane maç, üç tane iki tane maçın da ilk yarılar ile ilgili e, maç var. önü hocanın yapmış olduğu analizlerin sıkıntılı olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Evet. Skordan bağımsız oyun da aynı zamanda. Hani iyi oynarsınız üretilirsiniz. Ya da iyi savunma yaparsınız. Sonuçta bir tarafı iyi yaparsınız. Şimdi Pire'de de olmadı. Burada da aynı şekilde. Olmadı. Şimdi üretemedin. Peki pozisyon vermedin mi ilk yarıda? Verdim, verdin. verdin. Yani onun da sıkıntısı O tarafı yaşadın. da yok Hani işte. üretemezsin ama hiçbir sıkıntı yaşamamışsındır. Livakovic'i görmemişizdir. Terlememiştir bile yani. Öyle de bir durum olmadı. O zaman demek ki maç önü yapılan analizlerle ilgili... ...ve oyuncu tercihleriyle ilgili olarak... 3 gün arayla bu iki karşılaşmada eğer arka arkaya geliyorsa... İsmail Hoca'nın bence perşembe için biraz daha detaylı bir şey yapması lazım. Çünkü şimdi hatırlarsanız eğer Senjola maçını kazandığı zaman deplasmanda hoca bir anda çıktı dedi ki "Ekibimle beraber dedi biz 3-4 günde de Samandıra'da yattık." Ya yani o zaman şimdi o açıklamanın devamında bakın bu bir eleştiri değil ama bir tespittir. Şimdi eğer hoca o açıklamanın yapılmasının ardından Olympiakos maçının ilk yarısında 3-0 mağlup evet, duruma düşüyorsa... O zaman nerede yattı? İşte çok mı? büyük bir risk satın açık... alıyorsunuz bu açıklamayla evet. aslında. Maç önü ve maç sonu açıklamalarında... ...aslında bu kadar fazla kendini ön plana çıkarma gibi bir şeyi... ...lik bitiyor ama yapmasa daha iyi olur. Çünkü olası bir puan kaybında... Reaksiyon direkt olarak hoca oluyor. Yani evet. Hani hocam Samandıra'da yatıyor. Hani ne oldu hiç derler. Oluyorlar ben derim abi. tabii. Dersin, evet. tabii. Bugün dersin puan mi? kaybedersen hocam sen Senjula maçından sonra 3-4 gün Samandıra'da yatıyorsun dedim. Bugün niye puan kaybettin o zaman derim. Ya da iki maçla ilgili olarak hocam Nerede neredeydin ya? yani? bayram ziyaretine bayram evet. tatiline mi gittin? Olimpiyakos evet. maçının ilk yarısı yok Fenerbahçe. Ya, şey, ya karabim, Doğru ya, şey demedin. Eskişehir'e Eskişehir e Eskişehir e şey mi gittin <laughs> yazın dedim ben mesela. Ama hoca bak sana bu şeyi söylemeyi davet eden hoca. Tabii. Sen 3 tane atmışsın orada tabii. mükemmel. Hiç kim o top abi. Samandıra'da niye yattığını söylüyorsun. Tabii, tabii, bu topa gireceksem yani de. Sen iyilik yap. Şey yap denize at, at anladın mı? Gerek işte yok. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bu Samandıra'da yatıyor ve herkesin de yatmasını istediği için orada. git Kimsenin o, o gitmesini o istemediği için de o da işte. futbolcular üzerinde de büyük sıkıntı. Doğru söyle. Beraber misiniz İsmail <laughs> Hoca'yla? <laughs> ben <laughs> Eskişehir'de beraber bayramda beraber geçmiş. böyle bir var. Süper <laughs> çete de bakmadın o gün. O gün. <gülüyor> 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 abi dürüst ol sen bizi izlemedin de. değil mi o gün? İzledim izledim. Telefondan izledim, izledim ama aynı gün. Doğru e, Doğru söylüyor. İzler, i̇zlerken mesaj atamıyor musun? Aa, abi, burada kaç kere adam, adam yerine koymamış. Şey şey Bir şey de, şey de, de, de. Serhat dedi ki süper çat aldı. Yağız bari WhatsApp'tan masraflıysa. Masraflıysa beleşe WhatsApp'tan Onu da okuyacağız dedik. Bana söyledi. Bitirin cevap vereceğim. Tamam ben şimdi ben söyleyeyim abi. Vurun diyorsun. Göğüslerim Bana söyledi Allah Allah abi dedi kayınpederim falan filan. Ben o kayınpederim biraz İsmail Kartal olduğunu inanıyorum. O da bu tarz programları <laughs> Katılmanı yasakladığı için şok oldum. Benim bildiğim biz 10 bölücüydük yakar Müstakbel işimin doğum günüydü. Aa, güzel. Domkuluk, güzel sağ olun. Sağ olun, Aa. Sağ Sağlık. Tabii teşekkür Ben buradan bir alırdı. Hazırlık bir cevap. O yüzden geldi. Şey, o yüzden geldi. <laughs> <ya. sen> <gülüyor> gel, <gülüyor> gel gel ben buradan size şey yapacağım dedi. Güzel kapardı Burasını kurtardı burayı. Ya bu açıklaması hocanın hani burada yattım, savandıra yattım, işte hazırlandım noktası. Bence en son son maç düdük çalar. Fenerbahçe şampiyon olur. İstediği kadar söyleyebilir. Çünkü bir daha maç yok arkasına. Ya, o olayı kazanmışsın zaten orada. Yeni nesil işlemez bu. Hiç uğrunda değil abi yani. Git evinde yat hocam der. Ya öyle. Bana ne kapısı yani. Bana şöyle dedi burada. Aynen şöyle dedi ki ya hocam Allah'ını seversen dedi. Evine Bu kadar bilin. başarı var dedi. Rekor evet. kırıyorsun. Her şey iyi gidiyor. Avrupa'da yola devam ediyorsun. Ligde yarışın içerisindesin aynı zamanda. Ya niye dedi samanlara yazın <laughs> baba sen git evine. Ailenle, eşinle, çocuklarınla birlikte vakit geçir. Onlarla bir hasretle işledi yani gerçekten evet, öyle. Şurada bir psikoloji hocanın abi. Hocanın şöyle bir psik abi, psikolojisi şu net. Yani ben çok istiyorum tamam mı? Abi hocam zaten biliyor. Herkes biliyor istediğini. Ama bazen abi. çok istediğinde mesela düşün abi ben ilk sevdiğim kız abi. Tamam <laughs> <Abi>, mı? İlk aşık olduğum kız. Abi. abi dur çok önemli. Abi, abi, sen, abi senin eşinin doğum günü oluyor. <laughs> benim sevdiğim kızın doğum günü olamaz mı? Ya, Allah tamam, <laughs> İlk ya, sevdiğim abi. abi i̇lk Niye aşık abi. oldum. İlk, 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 aşık olduğum kız Tamam mı? Biz... İlk aşık oldum yani. Aşk, aşkı o kıza tattım tamam mı? Doğum günü bile aynı abi. Ben 81'im o 82, 6'ınca 25'i falan her şey uyuyor. Dedim ki Allah'ım sağ ol böyle, böyle, bu kızı <laughs> benim için yapmış. Değil mi şöyle? Ben Fenerbahçe'ye transfer oldum ayrıldık bana dediler ki işte Fenerbahçe'ye gittin o senin peşinden koca falan kız. Olmadı o. Çok istedim abi. Çok istedim yani çok istedim. Bazen çok isteyince olmuyorsun abi. Doğru. Doğru. Doğru mu? Doğru. Yani şampiyonluğu zaten hepimiz istiyoruz. Bak İsmail Kartal yani? gibi taraftar da istiyor. Artık enerji birleşmiş. <laughs> tabii tabii. Ama bazen onu çok istemek seni belki o kupadan edebilir. Hata yapmana yol açıyor. Evet. Tabii. Ben yaptım. <laughs> o yüzden söylüyorum. İsmail Hoca yapmasın diye söylüyorum. Yapmasın yani burada aslında İsmail Hoca'ya bu hata yapmasın diye. Yani o yüzden Rıdvan Hoca'nın dediği nokta dışı. Çünkü yani tecrübe olarak hepimizden önde en futbol şeyinde. bazen kafayı dağıtmak lazım. Yani düşünsen abi Oğuz Çetin ya açıklasın yani imparator benim de çocukluğumun kahramanı. Yardımcı hocaydı hoca oldu. Abi vekalları bir aldı. Mahkum gibi pazartesi giriyorduk. E, dokuzda teslim oluyorduk. Asker gibi hayat yaşadık. Ne oldu? Oğuz Hoca da dağıldı. Biz de dağıldık. Gitti sezon. Yani çok istemek tamam mı? Oyuncuyu çok sıkmak başarıya götürmez. Bazen nerede sıkacağını, nerede rahat bırakacağını çok iyi bilmen lazım. İşte o zaman Down Zico. Tabii, işte, ayarını klop, aynen zaman. öyle. Muazzam. Umarım. Kesinlikle ee, süper örnek. Ağzına oynayayım. sağlık. Güzel. Ee, hazırsa... Bırakayım artık abi. Öyle bir şey. Söz, 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 öyle, yani. tamam, tamam, tamam. öyle bir şey. Öyle bir şey. Sözün bitti yer. Bunlar kısır ağır abi. E, Murat abi gelsin kısım. yapsın artık. Bunu. <laughs> Şurası yaşlandı. <gülüyor> Şurası. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen de. Ama sen de. Antrenmanla. Milano ekmeye çalışırken davama yakalanmışlığın da var. Ya ama işte yakışıklı <laughs> ya, yakıştı yakıştı ya. Için, <laughs> abi, o kadar adam özgürlük vermiş. Aa. Değil mi? Evet, giderken yakaladım. Tedaviye gidiyorum diye Milano'ya kaçtım. Almanya'ya gidiyorum diye. Hava elemanında IQM'le <laughs> IQM'le <'le gülüyor> <IKM> karşılaştı. <laughs> Almanya'ya tedaviye gidiyorum biliyorlar ya. Evet. Karıcı hocası. Evet. E, Düsseldorf uçağına anons geldi. Hadi Serhat dedi. Ya sen dedim git ben geleceğim birazdan. <laughs> Farkım almam lazım. Ben Milan uçağına gittim. <laughs> Geri döndüm. Daha beni bekliyor odada. Oluyor öyle şey ya. Oyuncu birazcık kafayı dağıtmasına ihtiyacı var. Yani ne bileyim böyle bir arkadaş ortamında gidip bir, bir kafede oturması bile oyuncu mutlu eder. O yüzden Mustafa Denizler Perşembe mesela balığa götürüyordu bizi. Bu yüzden şampiyon olduk. Yani ben sanki rapa hiç rainbow yüzünden olmadınız. Hayır balık, Sen... balık tutmayı değil. Onu İsmail Kartal yapıyor. Biz yemek yemeye gidiyorduk. Ha yemeğe mi? <laughs> Tadiç de İsmail Kartal o. Biz yemeğe gidiyorduk. Ben yani de balık tutmaya gidiyordum. Yok. <laughs> <ben balık gülüyor> ya. Bütün yakın balık tutuyor. Sabah saat bir yeme iş mi çıktı? Rapa içi düşünsene öyle. Sarı botlarla rapa içi. Abi için. sen Mustafa Denizi düşünsene. Öyle o değil. O değil. O değil biz balığa. Yiyorlar. <laughs> evet gidiyorduk mesela her perşembe. Basına da açık. Basın geliyordu. Sonra basın çıkıyordu. Bu ne oluyordu? E, ne oluyordu? İster istemez iletişim kuruyordun. Mutlu oluyorduk. Bir kafayı dağıtıyorduk yani. Balık gidiğimiz için şampiyon olmadık abi. Ama orada bir etken anladın mı? Omega 3'ten dolayı olmadı diyorsun. Yok. Yani. <laughs> orada <oldu. gülüyor> e, <laughs> sorunda. sen... Ya. Serhat, sen bizi güldürdün. Allah seni de güldürsün. Ya, Geldi anket. E, ee, yaklaşık sen 30... güldün mü ağladın. Dağıldı <laughs> ya. ya, ya. ya. Sen beni ağlattın. Allah'ın seni anlatsın. Ersin abiden iyi dilek bundan kötü dilek. Neyse <laughs> i̇şte bakalım. Nötrler belki bir yerde. Livakovic'e yani. bastım ben. Ee, ben de Livakovic'e vermiştim oyumu. bastım. E, e %76 Livakovic, 35.494 oy. E, Ceko %15, Samuel %9 oy. <laughs> e, Livakovic %76 oy. Yani hoca da söylemiş, Fenerbahçe'de kariyer maçı çok da hak ettiği bir... E, <laughs> fotoğraf fotoğraf, fotoğraf <laughs> da şey <olmuş> ama <laughs> Beyit de mi fotoğraf hakkında Abi bir şey söyleyeyim mi? Bir, tane geri alabilir miyiz? Çok merak ettiğim bir şey var 30.000 30 bin izleyici 35 bin çıktı abi. 5 kişi 5 bin kişi nerede? <laughs> yapanlar da. var. Hani ha? gece kulübüne girersin. Girecek <laughs> yapanlar <gülüyor> var. Ya da bulursun kalırsın. olmaz abi. Girecek girecekten. Onlar da kanalda olması lazım. <laughs> giren giren çıkmasın. <laughs> abi oynamak için. Kapıları kitlememiz lazım diyorsun. Giren yani giren çıkmasın böyle. İsmail Hoca'nın canlı yayında ee, güncellen e, güncellenmiş. Işte yeni <laughs> teknoloji. <laughs> <laughs> canlı yayında e, rejden rejden de müdahale geldi. Müdahale. Hocanın basın toplantısında bir açıklaması var. Onu konuşalım. Tam bizim yaptığımız sohbetin üzerine gelmesi de güzel olmuş. Ben hayatımı bu işe adamışım. Oyuncularım biliyor ki bu takımda kim çalışırsa hoca oyunu oynatır. Oyuncularımla samimi bir ilişkim var. Devre arası da ilgili konuştum onlarla. Benim için çok zor olmadı. Oyuncularımın bana olan saygısı sayesinde karşılıklı güvene dayalı bir ilişkimiz var demiş e, hocamız İsmail Kartal. Ben öyle olduğuna inanmıyorum. Yani bir şey anlamadım ben. Yaşanmışlarımızla, ee, yaşanmışlıklarımızla, yaşanmışlıklarımla alakalı konuştum. Hani <laughs> oyuncu tecrübe, ben tecrübelerimi mi anlattım gibi algılamalıyız bunu. Devre arasında. İsmail Hoca bu, bu, bu maçın devre arasında arası mı arası Devre arası yaşanmışlıklarımla ilgili konuştum onlarla diyor. Hani biz de bu yoldan geçtik, biz de şampiyonlar giderken böyle zor maçlar yaşadık gibi mi? Abi tamam bunu anlatırsın da bunu tamam, kime şampiyonlar anlatırsın? Şampiyonlar anlatabilir misin? Kime? anlatabilirsin? Ya, geçmez anlatır mısın? Onlar da oynamış çünkü onlar. ya, işte, ya sorun ne acaba merak ettim ben, ben, ben tabii lazım. evet tabii tabii. Evet. Yani bu bu hayata ad, adamış olabilir ama işte bu 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 şey bazen zarar verir ve bence de veriyor bazen. Ee, Bahşuay, kalbi çok temiz bir çocuk Onunla ilgilenerek bugünlere geldik Kolay değil tabi benim samimiyetimi görüyorlar Ben de onların samimiyetini görüyorum Bizi eleştirenler eleştirebilir Ben sosyal medyaya çok bakmıyorum işime konsantreyim demiş e, hoca ki zaten öyle olması lazım. Bir tane daha, daha geldi bir tane daha geldi. Hakemlerimiz bugün doğru bir maç yönettiler. Oyuncum bana hocam ben dokunmadım bile kendini attı dedi. Biz karşı karşıyayken penaltı verildi. Vardan iptal edildi. Sanki yabancı var hakemleriyle daha iyi olacak gibi duruyor demiş. E, Portekizli hakem için de bu yorumu yapmış. Bu yarı sezon sonuna kadar gidecek gibi duruyor. En önemli maçımız sıradaki Olympiakos maçı. Beni eleştiren eleştirebilir. Ancak günün sonunda bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz diyor. Çok güzel çıkıyor biliyor musun? Ertan eleştirin diyor. Sezon sonu şampiyon olursak görüşürüz diyor ama bir de için ters tarafı da var. O yüzden ucu ama açık, diyor, açık açıklama. Ama bu roman şeyine de sokmamak lazım. Hissine sokmamak Aynen lazım Aynen öyle. Yani. Gerek yok. Abi bir şey söyleyeceğim. Bak. <laughs> Radara yakalanıyor. Farkında değil. Sosyal medyayla ilgilenmiyorum diyor. Bir sonraki açıklamasında ve enes'le enes'le sonra görüşeceğiz diyor. E bunu kime söylüyor? Sosyal medyaya söylüyor. Demek ki ilgileniyor. <gülüyor> <gülüyor> İlgilensin evet. de. Problem o değil. Hoca sürekli, bak şimdi... Abi kreş yönetir gibi açıklama yapıyor. Hani kreşte bunu te kalbi temiz. Bununla balığa gideceğim. Bununla şunu yapacağım. bu Bana hoca ben oyuncuma değmedim diyor. Yani oyuncu sana değdi dediğinde ona mı söyleyeceksin? Anlatma abi çok detaya Sen anlat. Olimpikos'u yeneceğiz. Bunu sene sonunda eleştirilere de bir cevabımız olur. Tamam mı? Çok böyle kısa. Çok detaya giriyor. Detayda boğulduğu için bu sefer çıkıyor bir tane röportajına bağırıyor. Bana niye kimse beni övmüyor? Ben taşları buraya alıyorum. İşte Şimanski'yi 6 oynattım. Evet o zaten 6 lazım. Adam Polonya'da maç gol atıyorsa 15 maçtır sen Şimanski'den yararlanamıyorsun. <laughs> yani o yüzden detayda boğulduğu için bu sefer ipin ucunu kaçırıyor. Sosyal medyada bunun ne işi var? Sosyal medyanın hepsi seni eleştirmesinin bir sebebi vardır. Çünkü aynı sosyal medya ben hariç <laughs> hepsi seni 10'da 10, 20'de, yaptı, 20'de yaptığında övüyordu. Doğru değil mi? Yani şimdi e, iyi gidersen överler, kötü gidersen de bir şey söyler. Bu çok doğal bir şey yani. İşte Olimpiyakoslu Yunan bir muhabir sana diyorsa ki hocam bu, bu kibir ne? Senin karşında rakip yok mu? Üç tane gol yiymişin. Burada Ersin abinin dediği olay tik alıyor benden onaylanıyor. Niye? E şimdi defansın yapamıyorsun. Atağı da yapamıyorsun. 2 maçta baktığımda Karagümrük'ten gol yemişsin. Oradan iki tane yemişsin. 3 olmuş hatta Olimpiyakos maçı. E şimdi buradan bir sıkıntı var hocam. O yüzden çok fazla hep böyle yani hoca çok şey istiyor. Ben eskiden tanıdığım için ona istiyor. Yani hepimiz onu destekleyelim. Kabullenme çabası, Ka da, var. Yani çabası da var. Abi sen İsmail Kartal'sın abi sen Fenerbahçe'nin hocasısın. Bitmiştir öyle değil mi abi? Hak ediyorsun hak etmiyorsun. <laughs> İyi hocasın kötü hocasın. O başka bir tarihe konuşulacak <laughs> şey. Ama sen Fenerbahçe'nin hocası bu kadar onay bekler mi ya? Allah aşkına yaz yani Fenerbahçe'nin hocası olmuşsun. Bir duruşun olması lazım. Bak bizi boş ver. Oyuncu ne der biliyor musun? Ya hocam senin hiç özgüveni yok mu ya? Sen niye sürekli dışarıdan onay bekliyorsun der. Her açıklamasında bir onay var. Yani beni onaylayın abi ben iyiyim. Ben bu kadar puan toplamışım. <laughs> ya sen zaten Fenerbahçe'nin hocasısın. Sen zaten şampiyonla oynamak zorundasın. Tabii, tabii. Sen Değil zaten ön en ya. iyisini yapmak zorundasın. Yarı finale kalacaksın. Yarı finalde Aston Villa'yı nasıl geçeceğini düşeceksin. Bize bunlardan bahset. Bak bunlardan bahsederse bambaşka bir İsmail Kartal olur. Dönüşür. O, o, bu sefer biz dahil taraftar da baş, başka türlü ona artı yazarız. <laughs> Ama o eksileri bence kendi çekiyor. Yani bu bir de çok konsantre pilleri, oluyor oraya. Pilleri yani. eksiyi eksiyle eksiği birleştiriyor. Ne oluyor? Böyle birbirine Itiyor. içiyor. Itiyor ondan sonra. Onu yapmaması lazım. Çok değil odaklı abi, Yani sonuçta Eleştiğe. üçüncü kez Fenerbahçe'nin teknik direktörü olması birilerinin akrabası değil, birilerinin torpiliyle o koltuğa gelmiş değil. Birilerinin itmesiyle, birilerinin zorla oraya getirdiği bir isim değil. Sonuçta yıllardır bu e, ligde teknik direktörlük yapan Evet, Kesinlikle. bir kupası bu Kesinlikle. zamana kadar olmamıştır. Fenerbahçe'de daha önceki dönemlerinde de puan ortalaması olarak da iyi işler de yapmıştır hocam. Ama o zamanlarda da gelmiyorsun evet. Tabii ki, tabii. değil mi? Yani En büyük fırsat bu evet. sene. Evet, tabii. Bu, bu, bu Şu anda önünde çok ciddi bir fırsat var. Bence de yani sağ, sol, o bunu demiş, şunu demiş, şöyle olmuş, böyle olmuştan çok. Yani abi bir haftada her şey değişebilir. Bak Liverpool. Aa, Geçen şey hafta, hatırladım. bir hafta önce Doğru. biliyorsunuz Manchester United maçından önce liderdi. Evet. Daha henüz Atalanta ile oynamamıştı. Evet. Premier Lig'de şampiyon olur diyenler çoğunluktaydı. Kupa'nın belki de favorisi diyenler Liverpool'du. Bak iki tane maç arka arkaya. Gittibiz. United ile 2-2 berabere kaldın. 2-1 öndeydin. Atalanta'ya mağlup oldun. 2-2 oldu. Ondan sonra 1-0 öne geçtin pardon. Evet, 2-1 mağlup bir... duruma düştün. 2-2 oldu. Atalanta'ya bir anda büyük bir darbe. 3-0 mağlup oldun. Bugün Crystal Palace geldi seni 1-0 yendi. Şampiyonlukta tak... gitti belki. <laughs> ya, kupa da gitti. Bir, buna benzer bir mucize gerçekleşmezse City eliyle hediye etmezse evet. Arsenal da kaybetti. Betti, City lider. Şimdi direksiyonu City geçti. Anlatabiliyor muyum? Yarın Alanya Galatasaray'dan şey şey, puan abi. alırsa Tabii sen liderliği abi. almış Olympiakos'u elmiş olacaksın <laughs> evet. Perşembe günü. Tabii ki Perşembe <laughs> Olympiakos'u yen en büyük hoca sensin abi. Tabii Yarı finaldesin Yarı abi. Yarı finale çıkar en büyük hoca sensin. Mayıs'ın sonunda Fenerbahçe şampiyon olsun 2014'ten sonra en büyük hoca Tabii, sensin. sensin. Seni eleştirecek bir tane adam bulamaz. En büyük hoca sensin. Ama Perşembe Olimpiyakos'a elenir. Sezon sonunda da ikinci olursan e eleştirilirsin eşit. hocam. Öyle yani. Yapacak Bütün bir şey. sezon söylediklerinin hepsi iter. Suya yazı yazmış olursun. O yüzden sağ sol o bu falan filan hiç bir de Peki eleştirmek bakmak. bence insanı geliştiren bir şey. Tabii evet, tabii tabii. Kabul, etmek evet, lazım. Kabul etmek evet. Gerek. Yani zaman kabul geliştirmez. Yani. Az önce dedin ya çarpı. İstifa etsin demiyorum ki. Kovsunlar da demedim. Bir kere ağzından çıktı mı? Tercih eleştirebilirsin. Ama eleştirebilirsin. Yani gelmesin. Sezon başında. O ayrı hikaye. Kovulması veya şey yapması benim için. Ben mesela Beşiktaş hocasının aynısını söyledim. Böyle bir hoca profil alıyorsan Serdar Toprak Tepe ile devam et. Hocaya ya eksi yazmasın ona çünkü kadro kötü. Kadroda bir sıkıntı İpran var. Yıpranmasın demişti. Yıpranmasın. Ne oldu yıpranda? Adam sezonu sezonu, sezon sonunda göremedi. Dünyaya Doğru. manşet oldu bir de. 3 ayda gönderildi. Yani normal ama. Hocası. Çünkü zamanlaması yanlış. Buraya doğru. sen şu anki Beşiktaş kadrosuna yani bu kaosun içine. Kadro burada çok kötü değil. Parçalar yerine oturmamış. <laughs> Buraya Pep Guardiola'yı getir, getirsen bile şu an belki fark yaratamaz. Bir şey çıkaramaz ortaya. Ama şu an ne oldu? Santos gitti. Geçmiş Sen, şey olsun. Doğru, devam edecek. Devam edecek. En son, Başa döndü. Sonunda Olympiakos maçından da bir iki konuşalım. Ondan sonra toparlayalım. Perşembe günü yani Samuel'in de dediği gibi Fenerbahçe e, yarı final için sahaya çıkacak. E, biz konuşmuştuk Ersin abi yani bu rövanş karşılaşması için ilk maçtan sonra. Yani Fenerbahçe'nin çok da aslında kadrosu kalitesinin yüksek olduğunu. Yani bize vaat ettiği e, karşılaşma Fenerbahçe'nin kazanması hiçbir sürpriz olmaz. 4-1-5-1 kazanması da benim için sürpriz olmaz Perşembe akşamı. Eğer ki oyuncular sağlıklıysa ki bir hasar da görünmüyor şu anda takımda. Fred'in, İsmail'in oyuncağı senaryoyu göreceğiz herhalde. Belki muhtemelen 11'le ilgili, sakatlıklarla ilgili. Yağız'da The sıcak bir, bir bilgi varsa çok da soran da var Yağız. Yani bir sakatlık e, tablosunu alalım ekranı, Oraya... üzerine konuşalım. Dönenlerle ilgili mi? Belki dönecek olanlarla. Dönecek olanlarla, dönmesi muhtemel olanlarla. Yani bir de dönmek de yeterli olmuyor mesela. BK döndü Belki ama %100, %100 değil. şu Aking yani takıma bir ara katıldı yine gitti. Yani Kadro yapamayabilir diyorsun. Şu an direkt katkı verecek oyuncuları. Yani Joshua King'i boş ver. E, mesela Cengiz katkı... Ünder. Evet. Ama yüzde yüz olmayanları da söyle. Nasıl yani? Yani hiç şöyle mesela. Bekava yüzde, yüz değil ya mesela. Tamam. Onları da bir söylersen ben not almak istiyorum. Cengiz Mert e, düne kadar. Hiç olmayacaklar ayrı. Şimdi, Şimdi hiç mı yüz... söyleyeyim evet. Evet. önce? evet. Önce onu söyleyeyim. Perşembe tamam. akşamı için. Hı -hı. E yok zaten. Okay. E, Joshua King'in de ben açıkçası. Yani 11 fan olma ihtimal uzaktan yakından yok da. Hani belki o tuttururlar. Çünkü şeye emin olamıyorum. Trabzon maçını hatırlarsan Mert Hakan'la Cengiz sakatken maç kadrosundalardı. Evet. Hani yine öyle bir şey olurum bilmiyorum ama Joshua King'in <laughs> oynamaya hali yok. Çok böyle halde tabiriyle is. konuşayım. Cengiz Ünder'in yaşadığı sakatlık vardı. Bu hafta hiç takıma dönemedi. Hmm. Mert Hakan Yandaş keza hiç takımla çalışmadı. Bugüne kadar hep bireysel çalıştılar. Yarın bir daha durumlarına bakmak lazım ama... Topla da daha çalışmaya özellikle yok, Mert Hakan yok. başlamadı. Pazartesi, salı, çarşamba çok zor bu oyuncuların oynaması. çok me mesafe çok az. Evet. Ciku belki olabilir mi? Ciku ilk bölümle çalışıp sonra ayrılıyor. Ee, Ciku'yu bence yetiştirecekler. Bir şekilde yani en kötü hani böyle iğne mi iğne bir şeyler Hı. getirecekler diye düşünüyorum. Ciku'yu çok önemsiyorlar. Diğerleri zaten de, zaten ligde sarı kart. Bir tek da perşembe Ciku dönebilir. O da çok önemli aslında o oyuncu. <laughs> ya Mert Hakan'la Cengiz dönse bile %100 hani az önce dedin ya %100, %80... Evet. %100 katkı vermelerine uzaktan yakından ihtimal yok. Uzun süredir çünkü takımdan ayrılar. GQ'yu yine vuracaksa da en azından hastanede hemşire falan vursun. <laughs> Ertuğrul Karanlısı'nı vursun. <laughs> Şimdi Ceydin de bu arada Amsterdam'da ameliyat oldu. Ertuğrul Karanlısı'nda. 3 hafta sonra da. dönecek diyorlar. Nasıl yok dönecek Çam, abi? Yalan Yağız... Çağlar beka oynama ihtimali sence çok zayıf mı? yani İyi abi, zayıf Bence zayıf çok yüksek. Mu? Ha. Yüksek, de yüksek. Şey dedin ya bugün bile aslında normalde belki de giremeyebilirdi ama idareten girdi. Ama hazır değil değil mi BK? Yok yüzde yüz değil. Ama o maça kadar biraz daha toparlanır. Mesela az önce de söyledim program başında da Batu Şahı konusunda bir önceki maçta 5-10 dakika dedi İsmail evet. Hoca. Bugün 30-35 dakikalara çıktı. Kademe kademe gelişiyorlar ama BK'nın da Enteresan bir vücut tipi var. Adamın arkadan e, aşil mi kopmuş? Yok aşil değil de tendonu koptu. 30 dakika Kalçada oynadı. Herhalde. Yani o yüzden. Elden mesela MR'a sokacaklar da girmedi MR'a. İyi hissediyorum dedi kendini. Girmedi. Gitmedi. Kuvvetli olduğu için. Kuvvetli bir oyuncu. O da İvan enteresan. Dragon gibi ya, <laughs> mesela Jaden'in sakatlığında bir hikaye var. Onu netleştireyim anlatırım. Yani anlatsam onu büyük ihtimal doktor görevde kalmaz demeyeceğim. <laughs> kalır, yok, neler gelerde. oldu? <laughs> kalır ha, bence aynen. de kalır. Ya bugün yani. Bonucci oynasaydı mesela acaba Bonucci mi hazırlıyor diye düşünürdüm ama yok, öyle bir durum yok, da olmuyor. Beka yok. çağlar gibi abi. bence Bonucci hiç düşünmüyor. Evet. Bonucci çağlar. hiç düşünmüyor bence. Ee, bir 11 kişi olursak hani katılır mısınız size okuyayım. Düşünmüyor. Olympiakos e, maçı yani BK Çağlar dersek Kalede Livakovic, Samuel Ferdi, İsmail Freşimanski, İrfan Tadi, o gibi. Fenerbahçe bir daha bir Şimanski sayısını. cezalı mı? Serhat abi bakıyordum. Evet. O, o sayı Samuel Sabek, BK Çağlar Soper ikilisi, Ferdi Solbek. Beka'ya bir parantez yapıp yanına ben Cikku'yu koyayım. Tamam. Ee, İsmail Fresh Şimanski. Evet. İrfan Tadi Çeko. Kurun içinde de bir parantez koyayım ben. Kime İsmail'in yerine mi? İsmail'in yerine. İnşallah koymazsam parantez boş olur. Yani, yani Fenerbahçe parantez. için daha iyi olur çünkü. Sen boş ver koyma parantez. <laughs> tamam sildim parantezi. Sen <laughs> parantez sil. <için. gülüyor> bir şey oyuncuya katılıyor. Fark ettiyseniz bu hem yorumlarda yazın hem de o listede. Mesela Mert Hakan'a ne oldu abi? Mayına falan bastı. Hayır, o şey anlatayım işte mi? o sahada girdi ya. Anlat, Mert Hakan'ın tam söylüyorum bak. Tamam. Ee, yani sıkıntı yok. Açık ne, ne biliyorsam söyleyeceğim çünkü bir tık sıkıntılı olabilir. Erken sahaya sürdüler beni. Tamam. Doktor iyileştin dedi. Tamam. Ben de iyileşmedim. İyileşmeden beni sahaya attı. Ben de bir daha sakatlandım. Onun tepkisini zaten gösterdi. O tepki göstermişti sahada orada doktora. Tamam, da gösteriyor. İsmail'e İsmail de benzer tepki gösterdi. İyileşmeden geri döndürdüler dedi. Senin anlattığın maç hangi maç? Nasıl? Senin anlattığın maç hangi maç? Sencilya Abi onu kaç Sencilya hafta Rovanşı. oldu mu? maçı. Ama bu aslında süre gelen durum Kasımpaşa maçından başlıyor. Tamam ama kası komple kopmadı. Kopmadı canım. Tamam. Yine tuttu. Tuttu. Ama şöyle bir şey. Bir yer, bir, yer, bir yeri tutan ve ağrıyan bir oyuncu bir daha geri dönemiyor abi. Ve bunu asla İsmail Hoca kabul etmiyor. Benim de böyle gerçekten bu sezon beni çok yoran. Çünkü bir futbolcu eski bir futbolcu olarak sakatlıktan dolayı bu işe veda etmek zorunda kalan bir insan olarak çok nefret ediyorum. Bu arada bir şey diyeceğim. Yani kas sakatlıkları bu kadar artık bu, 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 bu 2024-25 bu kadar uzun sürmemesi lazım. Mert Hakan tam kendini toparlamış. Taraftarla, i̇yi de oynuyordu. Iyi de evet. oynuyordu. Kritik frikik golleri tam böyle döndü. Taraftarı rüzgarı arkasına almış bir oyuncu. Zaten o yüzden tepkiliydi o maçta. Tabii. O yüzden evet. doktora saldırdı, <laughs> hocaya saldırdı. <laughs> Çünkü dedi ki ben size söyledim benim ağrım var. Doktor bak bir şey söyleyeyim mi size? Ben Mert Hakan'ım bu arkadaş da doktor. Ben dedim ki sezon Evet çünkü bu, şu ne an Ertuğrul Karahan'la en çok benzeyen sensin. Niye benlerden benlerden bahsediyorsun? Saçı ben da aynı. <laughs> yani Allah kime benzeteyim abi Ersin abiye benzemeyiz. Neyse i̇şte Ertuğrul Karahan'la dedim ki ben işte hocam doktor yani benim ağrım var kasımda doğru mu? Hı. O da dedi ki tamam bakacağız Mert bu, bu işler böyle olur. Sonra hocaya raporu vermek zorunda doğru mu? Hı. Hoca da diyor ki Mert'in bir ağrısı var ama bence oynayabilirim diyor. Bak bu saatten sonra sorumluluk Ertuğrul Karanlı. Mi diyor mu dedin diyor mu dedin sordun mu onu orada? Şimdi, Bunu diyor mu dedin yani? Abi? Evet ondan sonra rapor zorunda. Diyor. Mer dedi, dedi. 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 Tamam. Mert ve İsmail de dedi. Tamam. Şimdi İmzamı burada bak, net. Tamam burada artık sorumluluk Doktor Mert Hakan'dan geç. çıkıyor. Ertuğrul Karan'a geçiyor. Yüzde yüz. Mert söylemiş çünkü. Hoca Mert söylemiş şey benim burada ağrım var. Hoca, da, hoca da diyor ki raporu ver bana doğru mu kadro yapacağım. Evet. O da diyor ki Mert Hakan'ın ufak bir arısı var ama bence sıkıntı değil kadroda olabilir diyor. Hı hı. O da kadroda oluyor ve oyuna giriyor. Doğru mu kardeşim? Veya oynuyor ama evet. herhalde oyuna oyuna sonradan giriyor. Sonradan giriyor tamam. Aynen bu şekilde oluyor. Bu saatten sonrası tamam mı? Doktorun sorumluluğu. Kol... Ne sorumluluğu olması lazım? lazım. <laughs> Çünkü burası Fenerbahçe. Sen sordum. amatör bir şubede Tabii. şey yönetmiyorsun. Sana mi? belki yeşil yapmamış ama bir turuncu yapmış, yapmış adam yani. yani. yani vermiş. Tabii, bir vermiş. Bir, bir turuncu Bitin yapmış demiş ki o evet. gerekirse eğer, eğer burada kovmuyorsan evet. bak ne oluyor bak bir ileriye gideceğim. Burada kovmuyorsan bundan sonraki bütün sorumluluklar da o zaman isme kartın olur. Sen çıkıp şey kararı Çünkü evet, o veriyor. Burada istihbarat ışığında, bilgi ışığında bir birkaç cümle söyleyeceğim. Bizim burada herhangi bir insanın yaptığı işi, mesleği kötülemek gibi bir durumumuz yok. Bunu başta söyleyeyim. İddia ediyorum. Takımda 25-30 oyuncu varsa, kaç oyuncu varsa, teknik heyet dahil kapalı oylama yapsınlar Samandıra'da. Ertuğrul Karanlık gitsin. Veya değilsin. Oyu fazla çıkmazsa. Siz dediniz ya az önce. <gülüyor> ben <gülüyor> bırakacağım, eteceğim, gelmeyeceğim diye. Ben de bir dahaki yayına gelmeyeceğim. O kadar net konuşuyorum. Oyuncuların da hiçbirisi memnun değil. Kapalı zarfta bıraksalar oy Bak kapalı diyorum ama. Açık olursa olmaz. Bak, ben olmaz. ben de bir üstüne koyuyorum. Burada açık oylama yapalım. Liva Koç'tan daha çok oy alır. Maçın adı mı bugün? Gitsin Kesin. diye. Abi ben adamı tanıyorum ya. 76 ben, geçer Ha sen biliyorsun. Ben, doğru ben, doğum ben, ben, döneminde. Ben, ben, Turg ben Turgut'lu Spor'da oynarken anlatıyorum yine. Tolga, Tolga Doantes. Beşiktaş'ta. Gitti Aha. omuzuna iğne Bu Bofat tarzı iğneler vuruyor. Hatta caddede şey gittik. Az Yıldırım dönemi. Abi iğnelerin ben rakım, rakamını da biliyorum. Fiyatını da biliyorum. Maliyetini. maliyetini de biliyorum. Ben sadece önce olduğum randevu yaptım. Oran abiden bizim fizyoterapistten. O zaman o görevdeydi. <laughs> gittik iğne vurduk. ampulde de yarım yamalak vurdu geçti. Ciddi bir fiyat aldı. Ben de ki doktora. Şimdi bunu yapıyorsun. Bunu, az Yıldırım bunu duyarsa çok büyük sıkıntı olur. Ya niye dedi ben. Ha bak ekstra bir iş yapabilirsin. Ama Fenerbahçe'nin haricinde bir iş yapıyorsan sıkıntı. Ve işi de düzgün yapmıyorsun. Ya yani ben Wolfat'a gidiyorum. Wolfat üzerine bana yatırıyor. İşte ne bileyim vitamin C'ler, magnezyumlar vuruyor. MR'lar her şey içinde. Ben senin ödediğin yarısını ödüyorum. Sen burada hem ekstra para kazanıyorsun hem doğru tedavi yapmıyorsun. Ben zaten benden orada geçerli not almadı. Yani bunu ben söylüyorum çünkü adamla birebir yaşadığım bir olay bu. E onun üzerine gidiyor Beşiktaş'ta skandal olaylar yaşıyor. E sonra 10 sene sonra comeback atıyor. İnanılmaz bir olay bu yani. Bak comeback atıyor. Burada asıl bunu comeback attıran İsmail Hoca Aslında burada sorumlusu İsmail Hoca. Ama ben onu da geçtim. Yine söylüyorum. Mert Hakan örneği oyuncu Hoca, hoca diyor ki benim kasarım var. Gidiyor burası da raporu diyor ki Mert Hakan'ın sıkıntısı var ama kadroda bence bulunabilir diyor. Bulunuyor, oyuna giriyor Bu ve kasır alıyor. sakatlanıyor. Doğru mu? Doğru. Bu doktorun %100 kovma sebebidir. Çünkü Hiçbir şey kimse bana anlatamaz. Direkt kovma sebebidir. Çünkü yanlış bir rapor <laughs> ve senin aslında formdaki bank oyuncunun 3 hafta malin oluyor. Şampiyonluk yarışında. Bu, bu konuşulacak bir konu değil. Tabii. yani bunun üzerine konu sen. Bitti. Konu orada tamamlanıyor. Evet. Peki. Yapacak bir şey yok. Perşembe günü inşallah yarı finalde olacak Fenerbahçe Olimpiyakos'u eleyerek. Aydın, aydınlık başladık yayını karanlık kapatıyoruz. <laughs> Başlığı beraberiz zaten. Ee, i̇nşallah bakalım. Perşembe akşamı yarı finali e, konuşuruz. Mutlu bir akşam geçiririz. Bugün kazandı artık yarın ligde Galatasaray'ın karşılaşmasını, Alanya deplasmanını bekleyecek Fenerbahçe. Ağzınıza sağlık. Senin de hakkın Yarın da beraberiz. E, e, e yarın e, Galatasaray, bunda. Alanya Spor Galatasaray Şu ardından. Bir tek sen de Ertuğrul Kalan'ın hakkını helal et kardeşim. Öyle seni yapmak için yapmadım. Tamam sağ ol kardeşim. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Benzetme, Abi, benzetmedir yani. Ertuğrul <gülüyor> Kalan'la bakıyor <laughs> Benzetme, benzetmedir en fazla. Ben de benzettim. Helallik yarın. <yani>. Yarın <laughs> akşam Alanya Spor Galatasaray maçın ardından yine maç sonu canlı yayınımız <laughs> olacak. Sports Digital ekranında sizlerle birlikte olacağız. Ee, Migros yemeğin katkılarıyla hazırladığımız canlı yayınımızı noktalıyoruz. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.